Herkese esenlikler baylar ve bayanlar. Muhabbet mikrofonuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Yani keyifleriniz yerindedir. Her şey yolundadır sizler için. Başlamadan önce her zaman yaptığım gibi çete bir kere daha göz atacağım. İnsanlar neler diyor? Bakalım bakalım yayına başlayabilmiş miyiz? Değil mi? Herhangi bir ton falan yok burada. O yüzden her türlü şeyi kendim ayarlıyorum. Bir de elimdeki bilgisayar o kadar dandik ki. Anlatamam size. Ses iyi, müzik sesi de iyi, görüntü iyi, sorun yok muhabbet mikrofonu demiş Nurşen Fidan. Nurşen Hanım hoş geldiniz. Esenlikler size. Chatten zaten sizinle konuşuyorduk. Buradan da size bir selamlar vereyim dedim. Arkadaşlar bugün bu yayının bir konusu yok. Herhangi bir konumuz yok. Havadan sudan muhabbet edeceğiz. İlk defa böyle bir şey yapmaya karar verdim. Sebebi de şu. İçimden herhangi bir konu konuşmak gelmiyor. Birazdan anlatacağım. Biraz böyle yılmış ve bezmiş bir ruh hali içindeyim. Neden böyleyim? Niye böyleyim? Anlatacağım. Ama çok büyük de bir problem yok yani. öyle Size böyle çok olumsuz şeyler de anlatmayacağım. Merak etmeyin ondan dolayı. Yani genel olarak hayatımda her şey yolunda. Ufak bir aksaklık oldu onunla ilgili. Chat'teki arkadaşlara selamlar verelim başlamadan önce. Şöyle geriye doğru gidiyorum. Kapkan Han burada. Hoş geldin Kapkan Han. Esenlikler. Seninle zaten konuşuyorduk. Uğur Türk. Kaslı arkadaşımız. Kaslı ve gerçekten tavuk ve midye yemeği seven bir arkadaşımız kendisi. O da burada. Bunun dışında Emel Hanım var. Emel Bodur. Hoş geldiniz efendim. Bakıyorum şöyle e, yalnız kartal abi burada tabii ki e, kendisiyle gün içinde de zaten diğer günlerde de konuşuyoruz muhabbet ediyoruz kendisi çeşitli sağlık sorunlarımla ilgili bana yardımcı oldu dedi ki şunu yap bunu yap tavsiyeler verdi İşe de yaradı teşekkür ediyorum bununla ilgili şimdi birazdan konuşacağız o konuyu da zaten bunun dışında doktor teo gelmiş hoş geldin doktor teo hoş geldiniz efendim yeriniz hazır buyurun. Gezegen TV için de aynı şey geçerli. Sizler de hoş geldiniz. Herkese böyle selamlar veriyorum. Esenelerin küçük kızı Esen. Siz de hoş geldiniz efendim. Şimdi neler oldu, neler bitti onu anlatayım geçen günlerde. Ee, yayın yaptıktan sonraki gün bir e, hoş geldin kız babası TV diyor. Ben görmedim kendisini ama hoş geldiniz. Nurullah Yaşar Çubuk Ovası da gelmiş. Evet bir sürü bir sürü arkadaşımız gelmiş, öfke gelmiş. Normalde ee, ilk defa muhabbet mikrofonu dinleyenler için bir açıklama yapayım ben bu kanalın bir konsepti var aslında bu kanalda böyle e, her videonun bir konusu olur ekşi sözlükten o konuyla ilgili bir başlık açılır ekşi sözlük yazarlarının bu konuyla ilgili görüşleri okunur ve onun üzerine muhabbet edilir muhabbeti de ben yapıyorum tek başıma tek başıma 5 kişilik muhabbet yapıyorum <laughs> konunun o şeyim yani kanalın konsepti bu bizim konseptimiz bu genel olarak. Özellikle din ve siyaset harici konular seçiyoruz. Diğer konulara odaklanıyoruz. Çünkü genelde e, chatte gelen arkadaşlar, tanıyan arkadaşlar, beni diğer e, hesaplardan kafa rahat olarak bilen arkadaşlar... ...zaten bilirler din ve siyaset konularıyla fazlasıyla ilgili bir insanım ben. Bu konular diğer kanallarda çok başarıyla işleniyor. E, Öfke, hoş geldin bu arada tekrardan. Tekrardan esenlikler dostum. Eğer anmadıysam adını... Almış da olabilirim şu an hatırlamıyorum. <laughs> Nurullah Yaşar Çubuk Ovası diyor ki kim o kaslı eski milli tekvandocuyum beni de görmelisin kas konusunda demiş. Tamam Nurullah Yaşar Çubuk Ovası. Uğur'la karşı karşıya gelmeye hazır ol o zaman. <laughs> evet. Normalde kanalımızın konsepti az önce anlattığım gibi. Yani bu şu anki yayındaki gibi değil. Konusuz sohbet, muhabbet değil ama bugünkü konseptimiz konusuzluk. Ondan dolayı ve Normalde benim konularım var. Birazdan size göstereceğim. O konulara da girebiliriz beraber. Bu konuları da konuşabiliriz ama çok da büyük problem değil. Çünkü bir yandan chat'i okumak istiyorum. insanların dediklerini okumak istiyorum. Biraz da kendimle ilgili bir şeyler anlatacağım size. Yaşadıklarımla ilgili. En son yayınımızdan bugüne. Arkadaşlar aramızda Conti vardı. Conti bugün yok. Ani itibariyle. Ve Conti bir tahminde bulundu. Dedi ki ya işte Kadiz güzel yerdir falan. Böyle bir tahminde buldum Nerede olduğuma dair. Tatildeyim çünkü ben arkadaşlar. Bir süredir. Normalde yaşadığım yerde değilim. Ve bayağı da tutturdu aslında. Kadiz'de değilim evet ama. Kadiz'e yakın bir yerdeyim öyle diyebilirim. Endülüs'teyim arkadaşlar. Merak ediyorsanız. Bir süre sonra ayrılacağım buradan. Ya. Ama e, yayını, son yayını yaptığımız günden sonraki gün Arkadaşlar bir geziye gittim. Şimdi bu topraklara ge geldiğinizde gidip görmeniz gereken bazı yerler var. Hepsine gidip görme şansım olamadı çünkü %100 bir tatil, bir gezme e, durumu değil bu yaptığımız şey biraz da iş var, işin içerisinde ama fırsattan istifade. Buraya gelince görmeniz gereken bir numaralı şey nedir? E, Elham El Alhambra Sarayı ve Granada ve bu konuyla ilgili biraz bilgilere sahip olma şansım oldu. Siz e, bu İslam tarihinden bilirsiniz değil mi? Emeviler var, değil mi? Ne oluyor? İlk işte Peygamberin dönemi var, dört halife devri var. Bu dönem içerisinde ne var? Biliyorsunuz asr ı saadet diyorlar o döneme. O konuya girmeyeceğim. Onu İlyas Özkan'dan dinleyebilirsiniz. Diğer e, kanallar var. Bu konuyla ilgili çok güzel yayınlar yapan Süleyman Ünlü hayırlı yayınlar demiş. Esenlikler dostum Süleyman abim. Hoş geldin. Sana da e, son yaptığın e, son e, yaptığın yorumla ilgili bir şey anlatacağım. E, eğer dinleme şansın olmadıysa son videoyu. Çünkü chat'te göremedim geçenkinde seni. Çok güzel bir yorum yazmış Süleyman abi ondan dolayı o konuyu tabii ki canlı yayın olmadığı için sonradan konuşamadım. Çünkü o kayıt buradan bundan neredeyse bir ay önce çekilmişti. Bir önceki podcast'te sizin dinlediğiniz kayıt. Ondan dolayı ee, Süleyman abinin yaptığı çok güzel bir yorum vardı. Onunla ilgili de konuşuruz. i̇bn diyor. Aynen, aynen o konu o var. Endül ee, Endülüs Emevileri arkadaşlar. Konumuz bu. <laughs> Şimdi Emeviler döneminde İslam İmparatorluğu çok büyüyor tabii ki. Ta Fas'a kadar geliyorlar. Hatta Fas'ı da geçiyorlar. Karşı tarafa geçiyorlar Cebeli Tarık'tan. Ve yardıra yardıra Endülüs Emevileri ta Pirenelere kadar gidiyor. Hatta devam ediyor sonrasında amanın bir kaza oldu burada arkadaşlar. Ve sonrasında e, Frank Franklarla Fransız orduları yani o zaman Franklar deniyor. Franklarla karşılaşıyorlar. Franklarla bunlar böyle başa baş bir mücadele yapıyorlar. Herhangi bir kazanan olmuyor ama İslam orduları geri çekilmek zorunda kalıyor. Ama bütün İber Yarımadası sadece İspanya değil. Bugünkü e, Portekiz için de geçerli. İslam ordularının eline geçiyor. Yıl 700 12 yanlış hatırlamıyorsam ama 710'lar 710'lar o civar. Ondan sonra bir 15 yıl kadar bir 15-16 yıl kadar sonra ilk karşı tepki başlıyor İspanyollardan ve nitekim bu sürece Reconquista deniyor arkadaşlar. Türkçesi yeniden fetih. Yeniden fetih süreci. Bu yıl yaklaşık yani bu süreç yaklaşık 780 sene kadar sürüyor. Detayları iyi bilmiyorum arkadaşlar bu konuda benden daha iyi bilgili olan arkadaşlar anlatabilirler. Ben de merakımdan oturdum okudum biraz bununla ilgili. Kapkan aha çatal intihar etti demiş. E, kapkan çatal değil kaşığı şey yaptım ya böyle küçük bir masanın üzerinde an itibariyle bilgisayarım. <laughs> küçük bir masanın üzerinde ve şöyle elimle çarptım düştü ama tahminin yakın. Nitekim bu El Alhambra Sarayı dediğimiz yer aslında Granada'da arkadaşlar ve Granada İslam yani İslami kuvvetlerin son kaybettiği şehir. 1492'de kaybediyorlar. Ve çok ilginç bir hikayesi var. Dünyanın değiştiği yerdir aslında. Yani dünyanın değiştiği bir yer ve zaman. Nasıl değişti dünya diyeceksiniz bu olayla? Yani İslam orduları İspanya'dan çekildi diye dünya niye değişiyor? Değil mi? Bu soruyu sorabilirsiniz. Arkadaşlar konu onunla sınırlı değil sadece. Bu o, savaşı kazanan ki Nasrid o zaman Nasridler denilen e, bir yani Nasrid emirliği ya da Granada emirliği denilen bir emirlik var arkadaşlar. Bu e, emirliğin başındaki kişi yani başındaki kişi bu savaşı kaybettikten sonra ki karşı taraftan gelen kişinin adı ne? Katolik Isabella. Isabella'ya karşı şehrin anahtarını teslim etmek zorunda kalıyor. Böyle bir e, durum var. Hatta annesi deliriyor ki bu Nasrid emirinin ismi de Muhammed. Birinci Muhammed diye geçiyor. Bunlar benim yeni öğrendiğim bilgiler arkadaşlar. Biraz da araştırdım baktım konuyla ilgili okudum. Fırsattan istifade size anlatayım dedim. İlginç geldim. Ondan sonra işte bu olaydan sonra Muhammed'in annesi acayip sinirleniyor. Diyor ki erkek gibi savunamadığın şehri kadın gibi terk ediyorsun. <laughs> ...buna benzer bir laf ediyor bu minvalde... ...tam laf hatırlamıyorum ama... ...laf bu yani... ...ve e, nitekim... ...ondan sonra bu... E, ...El Alhambra Sarayı var... ...bu saray da bu Nasridler tarafından yapılmaya başlanmış... ...daha önce şehrin olduğu yer... ...ta Endülüs Emevileri döneminde başlamış... ...ve yapılmaya... ...ve bu kompleks yani o... ...yerin olduğu kompleks o dönem yapılmaya başlamış ama... ...yani bugün bildiğimiz El Alhambra haline gelmesi... ...saray haline gelmesi... Baya baya zamanları alıyor bunun. Ve nitekim 1492'de oluyor bu Isabella'nın girişi buraya. Christophe Colomb'un e, bir olayı var. Christophe Colomb para istiyor Isabella'dan burada. Bir oda var böyle. bu. Ambassadors Room deniyor. İngilizcesi, Türkçesini bilmiyorum. Yani direkt olarak ben çevirsem mantıklı mı ama hani. Neyse. E, bu odada ki o meşhur da bir odadır. E, o odayı da anlatırım birazdan size. O odada Christoph Kolon para istiyor şeyden. Ee, Isabella'dan diyor ki ben Hindistan'a gideceğim. Yeni yollar arayacağım. Destek istiyorum. Kraliçem sizden. Ve nitekim Isabella da bu desteği veriyor. Bunun bir bu olayın bu odada yaşanmış halinin bir heykeli var. Granada şehir merkezinde. Onu gördük. Daha sonra da ben bu odayı gördüm. El Alhamra'nın içinde. Odanın tepesinde arkadaşlar hani İslam'da yedi kat cennet vardır ya. Böyle o yedi kat cennet betimlenmiş tavanlarında. Tabii ki e, resim şeklinde değil daha çok nasıl anlatayım bilmiyorum bu sanatlardan çok da anlamam ama hani ya, bir oyma şeklinde galiba yapılmış benim anladığım kadarıyla çok da detaylı anlatmadılar açıkçası ama gerçekten e, o dönemde tavanlarla ilgili çok ciddi bir e, hassasiyet var zaten e, Avrupa'da değişik yerler gezip görme şansı olan arkadaşlar bilirler özellikle İtalyanlar tavan konusunda bayağı psikopattır. <laughs> gerçekten de inanılmaz ee, hani bir e, Floransa'da Uffizi'ye falan gitme şansı olanlar görmüşlerdir. Ee, tavanlar konuşun, konusunda gerçekten deliler arkadaşlar. Yani öyle bir, bir tavan tavan sanatları konusunda gerçekten aşmış insanlar. Nitekim nitekim e, Müslümanlar yapmış dedim ya. Vay dedim be. Müslümanlar yapmış arkadaş. <laughs> Derler ya, "Gevurlar yapmış arkadaş." diye. Hakikaten onu dedirtti yani. Gerçekten güzel. Ya yani inanılmaz bir şey zaten. Yani El Alhambra bu bölgeye gelip görmeniz gereken şeylerden biri. Görmek istediğim bir başka şey vardı. Ona gidemeyeceğim. Sebebini de birazdan anlatacağım size arkadaşlar. O ilk gün yaşadıklarımdan sonraki günler yaşadıklarımla ilgili. Evet ne diyordum? Kristof Kolomb parayı sarayı ziyaret et diyor. Ettim. Ha, senin bahsettiğin saray farklı Süleyman, değil mi? Sen Beştepe'den bahsediyorsun. Isabella parayı veriyor bu arada. Kapkan. Isabella parayı veriyor. Isabella parayı veriyor. Nitekim e, Hindistan'ı bulmaya giderken Amerika'yı buluyor. Christoph Kolon böyle bir durum var yani. <laughs> ben hatta orada eşime döndüm bir şaka yaptım. Dedim düşünsene dedim. Şimdi L'Oreal'in son serisi çıkmış valla. Ben Fransa'ya gideceğim. <laughs> düşünsene Isabel'in öyle bir şey dediğini dedim yani. Ben şimdi ben valla kusura bakma Paris'te son bir serisi çıkmış L'Oreal'in. Yani kusura bakma ben parayı oraya harcayacağım Kristofcum. Artık kendin gideceksin Hindistan'a hiç yani. <laughs> ama Kristof da demiş yani aga aga'nın eli tutulmaz. <laughs> Hayır düşünsene şimdi Isabella'nın Kristof'u idam ettirdiğini döndükten sonra sen Hindistan'a gideceğim dedin. Ama ama Amerika'yı buldum bak bir sürü yeni e, o, ortam altın bir sürü imkan zenginleşeceğiz. işte keşifler başlayacak. Ama Hindistan'a gidemedin değil mi sonuçta? Sonuçta Hindistan'a gidemedim. <laughs> Tabii bunlar benim işi cıvutmalarım arkadaşlar. Bu şekilde gerçekleşmemiş bu olaylar bildiğiniz üzere. <laughs> Ela canlı mı diye sormuş. Canlı mı acaba? Bilmiyorum ki. <laughs> canlı, canlı. Evet. Tarık Bin Ziyad'ın aldığı topraklar mıydı orada? Demiş. Evet. Tarık Bin Ziyad dediğim benim bu Isabel adam 780 sene falan önce. Nurullah. Yaşar. Evet. Anlattığım bu olay aynı zamanda Mu'tezi ile Eş'ari ayrımında Eş'ari egemenliğinin oluşmasının başlangıç olayı olarak da anlatılır." demiş Doktor Teo. O konuyu bilmiyorum ama Mu'tezi bir şey değil mi? Hatta Mu'tezi ile mezhebi diye geçiyor. Ben bu konuda gerçekten bilgisizim Dr. Teo. Bizi aydınlatabilirsem o konuyla ilgili yorum da yapabilirim. Çok da bilmiyorum Mu'tezi ile hatta Mu'tezi ayrı bir din diyorlar diye duymuştum ben. Ama bilgim gerçekten o kadar az ki bu konuyla ilgili konuşmak hiç istemiyorum. Cehaletimin dibini göstermek istemem sizlere arkadaşlar. Ondan dolayı Doktor Teo sen anlatırsan bu konuyla ilgili senin kesinlikle çok şey bildiğini düşünüyorum ben. Zulüm 1492'de başladı demiş. Yok bin de... valla İspanyollara sorsan zulüm 1492'de bitti. <laughs> Ama tabii ki Reconquista denilen olay arkadaşlar ilk başta e, dini özgürleşme falan kafasıyla başlayıp yani Müslümanlardan kurtulacağız. Herkes istediği dine inanacak gibi başlayıp bir süre sonra Katolikler dışındaki herkes gebersin noktasına biraz dönmüş gibi. Benim okuduklarımdan anladıklarım bunlar. Ama hakikaten öyle. Akılcılık, imancılık ayrımı deniyor. Evet, akılcılığın ya akılcılık gerçekten de çok önemli diye düşünüyorum. Yani akılcılığı devreye sokma konusunda Avrupa'nın tabii ki daha sonraki dönemlerinde yaşadığı değil mi? Bu işte 80 yıl savaşlarıydı gibi çeşitli mevzular var. O konuyu ayrıca konuşuruz yani ama <laughs> ucu bu noktaya kadar dayanıyor değil mi? Westfalia anlaşmasıydı, Viyana kongresiydi falan filan gidiyor. Daha sonra böyle değişik zamanlarda olmuş. Nitekim bugünkü Avrupa Birliği'ni bugünkü haline getirmiş pek çok deneyim var Avrupa'nın yaşadığı. Biz Türkiye'den bunların çoğunu bilmiyoruz. Ben kendim de bu konuyla ilgili elimden geldiğince okumaya çalışıyorum vakit buldukça. Ama çok ilginç. Mesela size bir şey anlatayım arkadaşlar. Siz Almanya'nın belki çoğunuz Almanya'nın ilk defa 2. Dünya Savaşı'nda çok parçaya bölündüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ya da Almanya'nın parçalandığını. Halbuki Almanya'nın ilk parçalanması belki de ilk bizim bildiğimiz devasa parçalanması Westfalia Anlaşması ile oluyor. 1645 yanlış hatırlamıyorsam tarihi. 300 parçaya bölüyorlar arkadaşlar Almanya'yı. Yani öyle bir kralım ki bir daha bir araya gel gelemesin demişler galiba ama Almanya yine bulup bir yolunu bir araya geliyor. Garip bir ülke Almanya arkadaşlar. Bir şekilde kendini toparlıyor. Bir şekilde güçleniyor yeniden ama sonunda yine dağıtıyorlar. <laughs> Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz Almanya hakkında? G Meşhur muhteziyle kafası demiş öfke. Evet bu konuyla ilgili yorumlarınızı anlatabilirsiniz. Ben de okurum chat'ten. Ben de sizler sayesinde öğrenmiş olurum bir şeyler bu konularla ilgili. Cübbeli'nin dediği gibi diyor öfke. Ee, Yalnız Kartal esenlerin küçük kızı esen muhabbet ediyorlar aralarında. Evet. Ee, Tarık Bin Ziyad'tan bahsetmiş. Nurullah Yaşar çubuk Ovası tabii ki bu olay 712 ta bu. Yanlış hatırlamıyorsunuz mu? Yezid dönemi oluyor değil mi? Yani Tarık Bin Ziyad çünkü şey değil. Yani Emevilerin başındaki bir kişi değil. Bildiğim kadarıyla Tarık Bin Ziyad komutan. Değil mi? Yani Tarık Bin Ziyad komutan ama Emevilerin başında Yezid var. Yezid kimin oğlu? Hatırladığım kadarıyla şeyin oğlu. Muaviye'nin oğlu. Osmanlı gibi demiş Emel Bodur. Tabi zaten e, İspanyollar Osmanlıların Akdeniz'deki çok büyük bir düşmanı arkadaşlar bu. Tabii ki bu ben bahsettiğim bu artık İspanyolların bir araya geldiği dönemler, bir yavaş yavaş bir dünya imparatorluğu haline geldiği dönemler bunlar. Neyse ben bu tarihi konulara daha fazla girmeyeyim ama öğrendiğim bir şeyleri sizlerle paylaşmış oldum. Daha fazlasını okuyup öğrenirseniz bu videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Dediğim gibi benim uzman olduğum bir konu değil bu. Sadece bir şeyler öğrendim, bir ilginç yerler gördüm. Biraz kendimi geliştirmiş oldum bu sayede. Cehaletimden bir miktar kurtulmuş oldum. Siz de arkadaşlar yorumlarda açıklayabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi mütevazısın yine demiş Nurşen Fidan. Çok teşekkür ediyorum Nurşen Hanım. Gerçekten bir şey bilmiyorsam bilmediğimi ben kabul ediyorum. Öyle iddialı bir şekilde konuşmayı sevmiyorum bilmediğim konularda. Yani gerçekten konunun detaylarına hakim olmanın zor olduğu konular bunlar. Yani bu Reconquista dediğimiz olay bizim neredeyse 800 sene yani 780 senemine sürmüş. Bir sürü savaşlar, mücadeleler ve büyük bir kan davası Müslümanlarla Hristiyanlar arasında. Biz her zaman Orta Doğu gibi düşünürüz bunu ama aslında İber Yarımadası'nda yaşanmış bir mevzu bu arkadaşlar. Uzun süre olmuş bir tarihi. Muaviye demiş evet hatırladığıma sevindim. Düzgün hatır doğru hatırlıyormuşum. Valla hafızamın dibini sıyırıyorum arkadaşlar bunları, <laughs> bunları hatırlayabilmek için. Çünkü Granada ile ilgili konular tabii ki e, Reconquista'nın sonuna ait, başına ait konular değil. Ve gerçekten e, her şeyi bilenlerden yorulduk demiş Nurşen Fidan. Ben de yoruldum. Gerçekten ben de yoruldum. Yani her şeyi bilmek mümkün değil arkadaşlar. Biri bunu iddia ediyorsa ben genelde hiç tartışmaya girmiyorum. Evet haklısınız diyorum ve kalkıyorum masadan yani çünkü her şeyi bildiğini iddia eden biri neyi bilmediğini bilmiyordur bence yani benim bilmediğim çok şey var bu konuyla ilgili çok şey var ama problem yok İşte internet biraz da onun onun için var arkadaşlar yani e, muhabbet ediyoruz konuşuyoruz yavaş yavaş cehaletimizi gideriyoruz hiçbir zaman tam olarak gitmeyecek bir ömür sürer cehalet bence baştan bunu kabullenip ona göre masaya oturmak gerekiyor yani bu hayat masasına öyle diyelim Esen o küçük kızı Esen her şeyi de bilmek zorunda değilsin, bilmemek de değil, öğrenmemek ayıp demiş. Ee, öyle tabii, öyle tabii. Yani bizim kendi tarihimize dair bir sürü şeyi ben bilmediğimi düşünüyorum. O kadar e, uzun zamanlar okuyup anlamaya çalışmış olmama rağmen. Bir de bazı olaylarda olayların arkasında çok ciddi spekülasyonlar var. Sonuçta ne derler bilirsiniz? Tarihi kazananlar yazar. Değil mi? Biz mesela Dönüp bakıyoruz 2. Dünya Savaşı'na değil mi? Ne kadar kötü şeyler olmuş, o olmuş, bu olmuş. Evet Hitler denilen çok kötü biri var. Yanlış anlamayın bu arada yani ben Hitler'i falan savunmuyorum ama yani mesela bir Dresden bombardımanı konusunu hiç konuşmazlar. Hiç o konu şey yapılmaz, üstü örtülür genelde o konunun. O konuya ben burada şimdi girmeyeceğim. Siyasi bir tartışma başlatmak istemiyorum. Çünkü bugüne kadar uzayan bir siyasi bir konudur bu Dresden bombardımanı. Bilmeyen arkadaşlar internetten okuyabilirler. Ama bu tip insan onuruna yakışmayacak olaylar yaşandı. 2. Dünya Savaşı sırasında. Biz sadece Hitler'i konuşuyoruz ama karşı tarafta hiç hoş olmayan şeyler yaptı. Tabii ki Japonya'da olanları biliyorsunuz, nükleer bombalar. Değil mi? Gerekli miydi, zorunlu muydu, değil miydi? Bununla ilgili farklı fikirler var. Evet, Amerika başka bir şey yapamazdı diye düşünenler olabilir aranızda. Saygım var. Ama işin arka planını tam olarak bildiğimizi ben düşünmüyorum pek çok konuyla ilgili. Ondan dolayı çok iddialı değilim ben bu konuların hiçbirinde. Farklı görüşleri dinlemek ve o da olabilir demekten yanayım. Benim tavrım bu. Yani her şeyi bilmek Tanrı vasıflarındandır. O da olmadığı için yok öyle bir şey demiş Öfke. <laughs> evet. Nurşen Fidan ben o yüzden kitap okumayı bırakıp rahat ettim demiş Yalnız Kartal. Yani ne var biliyor musunuz? Ben daha teknik konuları okumayı sevmeye başladım. Yani daha böyle teknik konulara yöneldim. Son hayatım herhalde 10-15 yılında. Daha genç yaşlarımdayken daha böyle şiire meraklıydım. Edebiyata meraklıydım. Felsefeye meraklıydım. Bu söylediğim şeylerin hiçbiri değersiz ya da olumsuz değil. Ama ben mi katılaştım acaba ya da yaşadığım olaylar mı beni katılaştırdı? Bir şeyleri bir noktada böyle kendimden uzaklaştırdım mı? Biraz da çok daha teknik bir e, insan olduğum için hem kariyerimde ve diğer konularda da böyle. Bunları artık zaman mı bulamıyorum bilmiyorum. Biraz da bundan kaynaklanıyor olabilir ama yani dünyayı anlamak adına bu şeylerin yani edebiyatın da felsefenin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Felsefe olmadan, sosyoloji olmadan, e, tarih olmadan tabii ki ne, neyin ne olduğunu tam olarak anlamak görmek mümkün değil. O açıdan ve yani çok azımız aslında bunlara vakıf. Bu olayları tam olarak anlayabilecek hem kapasiteye sahip değiliz hem vaktimiz yok bu kadar şeyi okuyacak. Ondan dolayı hepimizin bilgilerinin ben biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Ha bu alanda doktora yapmışsınızdır. Ömrünüzü buna vakfetmişsinizdir. O ayrı konu. Ela tarih taraflı yazılıyor bence. Bu yüzden taraf tutmam Hitler vesaire diyor. Yani tarih taraflı kesinlikle yazılıyor. Yani ama Tarih bilimi de diğer bilim alanları gibi belli bir metodolojisi var tarihin arkadaşlar ve bu metodolojiye en uygun kaynakları okumak gerekiyor ama işte biz o metodolojinin kaynaklarının şöyle yanlış söyledim bu metodolojinin düzgün uygulanıp uygulanmadığını bilebilecek kadar bile literatüre hakim olamayabiliriz. Bu hakimiyet bile yılları alabilir bizim için o yüzden sıkıntı ama evet bizim duyduğumuz popüler tarih biraz da böyle bence. Böyle düşünüyorum. Bu arada bugün izleyici sayısı biraz az. Acaba muhabbetin baydı mı milleti? <laughs> mu açsaydık acaba diye düşünmüyor değilim. Bilmiyorum. Seviyor musunuz muhabbetim? şu an? Havadan sudan. Endülüs'ten girdim. Endülüs hoşunuza gitmemiş olabilir. Bu da bir ihtimal. Ee, i̇nsanları kaçırmak da istemem çoktu. Ee, Doktor Teo seviyor olabilir. O burada olabilir diye tahmin ede ediyorum. Ama e, onun çok ilgili ilgi alanı. Yani kesinlikle sevdiği konular. O konuyla ilgili gerçekten sadece bu bahsettiğim konular değil başka konularla ilgili güzel fikirleri var kendisinin benim gördüğüm kadarıyla. Gezegen TV'den izliyoruz bu arada. yok muhabbet gayet güzel gidiyor aynen devam demiş. Şimdi birinci günü geride bıraktık. İkinci gün. <laughs> değil mi? Birinci günde Reconquista'yı yaşadık. 700 seneyi bitirdik. Ondan sonra Arkadaşlar birinci günün akşamı gecenin saat 10 küsüründe ben gel biz geldik. Karnımız aç. Dedik ale alelacele bir yere daldık. Kapkan da sormuş nasıl bir yere daldınız? Tapasçının birini daldık valla. <laughs> da nasıl aç var ya bir başladık yemeğe yedik 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 çok güzel iyi hoş bilmem ne derken arkadaşlar ee, gece yattım böyle bir kendimi bir garip hissediyordum ama sabah bir kalktım arkadaşlar bir ishal, bir mide bulantısı, dün bütün gün, düşünün bakın benim tatilim 21 gün, bir gününü bir harcamak istemem. Çünkü döndükten sonra Ekim ayında cehennemi yaşayacağız, bunun ben farkındayım dibine kadar. Çok zorlu günler yaşayacağız önümüzdeki ay. Şu an burada hava 28 derece arkadaşlar, hiç gidesim yok. Ve şunu söyleyeyim. Doktor Theo tarih konusunu bir ara boylu boyunca konuşmak güzel olur diyor. Gezegen TV'de yapabiliriz bunu evet. Evet Gezegen TV'ye selamlar olsun. Her türlü dinliyoruz muhabbet mikrofonu. Sen nasıl istersen anlat demiş. Çok teşekkür ediyorum Eseneler'in küçük kızı Esen. Sen de iyi ki geldin katılsın kanalımıza. E, katıldın kanalımıza. Söyleyemedim. Gerçekten iyi yaptın. E, bu arada İlyas abiyle görüşürsen tekrardan selamlar. Kendisine sevgiler. Nevermind dude yeni geldim diyor. Hoş geldin. E, bugünkü sohbetimiz konusuz. <laughs> Şimdi şöyle bir e, Kalktım ve inanılmaz bir mide bulantısı arkadaşlar öyle böyle değil Beni instagramdan takip eden çok az sayıda arkadaş var yani ilginiz varsa instagram hesabınız varsa muhabbet mikrofonu diye bulabilirsiniz Ben de chatte paylaşabilirim İkidir üçtür unutuyorum paylaşmayı arkadaşlar Konuşurken bir yandan paylaşmaya çalışayım Ben bu arada şeyi kapatmışım iyi mi? <laughs> Ekranı kapatmışım Gerçekten amatörlüğün dibini yaşıyorum arkadaşlar Instagram hesabımı paylaşayım. Eklemek isteyen arkadaşlar e, ekleyebilirler. Oradan paylaştım. Acayip midem bozuldu. Dün tüm gün arkadaşlar affedersiniz özür diliyorum böyle konuştuğum için ama altlı üstü gitti. Altlı üstü gittim yani. O şeyin tapasının acısı çıktı sonraki gün. Normalde ben buraya geldiğimden beri elimden geldiğince e, buranın kültürüne ait şeyler yemeye çalışıyorum. Değişik şeyler öğrenmeye, görmeye çalışıyorum. Yani bu tip e, mekanlar Avrupa'nın pek çok yerinde bulunmakla beraber her şeyi mekanında yemek lazım. Yani şimdi Adana'ya gidip de kebap yememek olmaz. Değil mi? Tabii ki e, vegan, vejetaryen arkadaşları tenzih ederim burada. Nurşen Hanım. <laughs> e, devam edelim. E, tapas ile beyaz şarap demiş aynen Doktor Teo. Aynen ben de gerçekten çok sevdim. Normalde ben içki içen biri değilim çok Doktor Teo. Ama burada öyle güzel gidiyor ki sarhoş musun diyor Süleyman Ünlü. Ee, yani gıda zehirlenmesi sarhoş gibi yapıyor insan arkadaşlar. Gerçekten yapıyor. Bu doğru. Şimdi yayınıma da geri geleceğim. Alan bu bilgisayar, bu bilgisayar o kadar yavaş ki. Evet, ben sizinle bu linki herhalde bir 10 dakikaya paylaşırım arkadaşlar. Bu hızlı açılırsa sayfamız. <laughs> evet, çok yavaş. Gerçekten çok yavaş. İnanılmaz. Yaşar Usta var Adana'da harika gidiyor. Evet arkadaşlar Adana'yı bilen arkadaşlar tavsiye yazsın aşağıya. Adana'da nerede yenilir? Nerede içilir? Değil mi? Size daha önceden bahsetmişimdir. Benim e, bir Güneydoğu Anadolu deneyimim oldu geçmişte arkadaşlar. Şöyle Instagram'ımı da aşağıdan atayım. İspanya'da mı mısın? Neredesin? Kaçırdım ben orayı demiş Öfke. Aynen Endülüs'teyim. Öyle diyeyim. Endülüs'ün bir noktasındayım. Güzel bir yerdeyim. Gideceğim bir süre sonra. Burada kalmayacağım uzun süre. Evet yayının başında söyledim. Ee, neyse bir, bir şey daha diyecektim de unuttum ben ya. Öfke ne diyecektim acaba? Unuttum. Teşekkür ederim gezegen. Ee, arkadaşlar şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben herhalde bir 5-6 yılda bir mide zehirlenmesi geçiriyorum. Yani bir gıda zehirlenmesi geçiriyorum. Mide zehirlenmesi dedim ya. <laughs> herhalde bir insan mide yemekten zehirlenirse o mide zehirlenmesi olabilir ama çok da mantıklı değil dediğim şey. Adana ile İspanya ne alaka demiş. Ya işte ikisinde de et var. İkisinde de deniz ürünü bilmem. Adana'da o kadar deniz ürünü yok galiba. Evet Kordoba demiş. Ya ben Kordoba'ya gidemeyeceğim öfke ya. O iş yalan oldu. Ben istiyordum Kordoba'da meskita var. Oraya gitmek istiyordum çok. O iş yalan oldu biliyor musun? Oturu biz dün ayarlayacaktık işte. Yani artık bir dahaki gelişi yapacak bir şey yok. Belki iş için gelirsem buraya. İş için de geliyorum ben buraya bazen. Ya buraya dediğim Endülüs'e değil. Kuzey'e geliyorum genelde de. Belki bir şekilde kaçarım bakalım. Yani bir hayalimiz var bir gün. O hayal gerçekleşirse arkadaşlar hayat boyu gezebilirim. <laughs> Hatta Kurtuba derler diyor. Aynen aynen tabii ki tabii ki. Zaten şey Granada ve... Ee, Kordoba ya da Kurtuba senin değişinle ya da mümin kardeşlerimizin değişiyle ee, gerçekten de bu buralar Müslümanların döneminde çok gelişmiş. Yani ciddi yatırım yapmışlar arkadaşlar buraya. <laughs> tabii ki bir de Abbasilerle de bağlantılarını kestikleri için tabii ki sırf Endülüs e, Emevileri değil arkadaşlar. Farklı hanedanlar kurulmuş burada. Az önce anlattığım gibi Nasrid'lermiş son hanedanlar buradaki. Umarım gerçekleşir bro demiş. Sana bak hayalimi anlatayım. Hayalim ne biliyor musun bak. Bir karavan almak. Öfke. Bir karavan alacağım. Böyle. Ya da böyle bir otobüs de alabilirim. Otobüs alıp içini boşaltıp böyle çok büyük. Böyle şimdi, şimdi size fantezi anlatıyorum arkadaşlar. Bu gerçek. Fantazi derken arkadaşlar başka türlü anlamayın. Nevermind diyordu bu arada hoş geldin. İspanya'da ben aç kaldım. Aç olur mu? Olur mu? Valla bu konuyla ilgili Madrid, Barcelona, Alicante iyi gezdim iki hafta diyor. Ya Alicante'yi ben görmedim henüz. Gerçekten isterim. Bakalım. Bakalım ne olacak. Şöyle valla öfke gerçekten istiyorum ya. Böyle kendi ama kendi yemeğimi ben kendim yapmak istiyorum. Dışarıda yemek istemiyorum zorunda kalmadıkça. Valla bakın kendi şeyim olacak karavanım olacak böyle büyük ama. Böyle otobüsvari bir şey olacak böyle böyle lüks. Tamam mı? Şimdi, 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 şu an hayal anlatıyorum size arkadaşlar yani öyle bir ekonomik gücüm var. Ne durumum var bunları yapacak ama. Ortalama herkesin bir, dön bir dönem hayalini kurduğu şeydir karavan diyor. Ben böyle bunun fantazi ver şey versiyonundayım. Hani böyle lüks versiyonundayım böyle. Fransa, İspanya, Portekiz 4-5 ay gezdim diyor. İyi yapmışsın Süleyman Ünlü. İyi yapmışsın yapmak lazım. Ola Flemenko izlemedim menüs. İzleyebilirim. Tavsiyelere yazalım. Ben çok böyle değişik filmler izlemiş biri değilim. O yüzden tavsiyelerinizi alırım yani hiç kaçırmam. Bu bir film galiba değil mi? Ola Flamenco diyor. Bakalım. IMDb'de falan var mı bir bakayım sizinle konuşurken. Aa, bilgisayar çok yavaş arkadaşlar ya. İnanılmaz. İnanılmaz. The Flamenco Clan diye bir şey çıktı. Bulamadım vallahi. Biraz daha aa... ...bilgilendirebilirsen Dr. bununla ilgili. Valla ben Avrupa, Amerika hepsinde aç kalıyorum. Kendi damak tadımızı bulamıyorum sanırım ondan demiş. Ee, gösteri demiş. Haa anladım bir, bir film değil bu. Yok izlemedim, izlemedim yok. Ama şey yaparım. Konuyla ilgili bilgi e, edinmeye çalışırım. Bir bakayım ne olduğuna dair. Süleyman açık ol diyor. Flamenco gösterisi diyor. Bir flamenko gösterisi izledim burada ama izlediğim gösterinin ola flamenko olduğunu zannetmiyorum. Arkadaşlar bu arada size bir şey anlatacağım çok komik. Üniversitedeyken ben biz bizim okulda seçmeli dersler vardı. Zorunlu seçmeli bunlar ama non technical elective diye geçiyor. Yani teknik olmayan seçmeli. Bunların kredisini doldurmak zorundasınız arkadaşlar. Yani abuk sabuk dersler var. Yok jazz ca, e, tarihi bilmem. Benim ilgim yok yani jazz tarihine. Ben, benim için abuk sabuk. Siz jazz tarihini seviyor olabilirsiniz. Benim biraz e, sempatim yok çok bu konuya. Hani sizin için ya da ne bileyim, değişik böyle pişirme yemek pişirme ile ilgili dersler falan filan bir şeyler var. Hitabet olarak ola diyorlar. Ola merhaba demek zaten. E, onu anlatacaktım tam ondan bahsediyordum. Şimdi e, Fransızca dersleri almıştım ama ben üst düzey Fransızca istiyordum zaten biliyordum hani biraz da e, kredi yapmak için hani alıyorum üst düzey Fransızca kalmadığı için İspanyolca alayım dedim yani bunu alma sebebim tamamen krediyi doldurmak ve iki arkadaşlar iki dönem İspanyolca aldım cidden ve bir daha hiç kapağını açıp bakmadım ya yani tamamen kredi doldurmak amaçlı ama çok sevmiştim dili. Ama sonra İspanyolca da hiç işim olmadı. Neredeyse kaç sene geçti? 15 sene mi geçti? 14 sene mi? Artık bilmiyorum. Arkadaşlar çok garip bir şey ama İspanyolca konuşabiliyorum ben ya. <laughs> tabii ki Tarzanca gibi. Tabii ki Tarzanca gibi. Çok böyle... Ee, şey değilim tabii ki. Yani hakim falan değilim ama garip bir şekilde insanlarla konuşuyorum, anlaşıyorum. Bir de yani ee, siz buranın dilini konuşunca size sempati duyuyorlar. Acayip sem böyle tavırları değişiyor ya. Çok garip. Hani diyorum ya işte çok şey değilim, ee, iyi bilmiyorum ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum falan diyorum. Aa falan. Evet o yüzden ola merhaba demek. <laughs> merhaba demek. Ee, Kapkan Han espri desem var demiş. Konu ne? Ee, Allah çatı sanırım. Alaçatı çatı canım. Anlamadım valla e, takip edemedim. Birinci Yusuf ba yaptırmış bahsettiğin sarayı. Ee, El Alhambra'dan bahsediyorsun. Normalde El Alhambra'nın içinde 3 ayrı bölme var. Bölüm var daha doğrusu. Bölme dedim ya. 3 ayrı bölüm var. Bunlardan bir tanesi saray. Onun dışında aslında şehir olarak oraya çok daha öncesinde kurulmaya başlanmış. Yani Endülüs döneminde. Buna Medine diyorlar. Medine zaten şehir demek. Biliyorsunuz hani Mekke'den Medine'ye göç var ya. Anlamı şehir Medine'nin. Onun dışında bir de ayrı bir yeri var. Heneralife diyorlar. Ben böyle İngilizce okuyordum onu general life. Allah Allah diyorum. General life ne demek ya? <laughs> falan diyorum kendi kendime. Son, yani bir manası yok İngilizce yani hani hani ne derler? E, general 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 hayat falan mı demek? Ne demek bu falan? Hayır. Kökeni Arapçaymış o kelimenin ondan. E, Arapça e, mimarın yaptığı bahçe gibi bir anlamı varmış. Öyle dediler. Aranızda Arapça bilenler yazsın aşağıya. General gibi bir şey var mı bildiğiniz? Ve e, bu bahçeler de aslında şey, tabii ki burada mimar denilen şey ne? En büyük mimar Allah tabii ki. yani Orada bahsedilen ve yani Allah'ın bahçesi gibi bir şey arkadaşlar. Yani üç bölümden birisi o. Birisi saray, birisi de Medine. Bu üç kısımdan bir tanesi. Ee, yalnız bizim sıkıntımız İngilizce konuşmuyorlar. Kızımın İspanyolcası çok iyi olduğunu onun sayesinde rahat edebildim demiş. Ne güzel. Benim İspanyolcam iyi değil. <laughs> Benim İspanyolcam 15 sene önce öğrendiğim A2 seviyesinde İspanyolca. Yani ee, ya. Yani diyebildiğim şey Sangria da içmeyi unutma. İçtim, içtim olmaz mı? Doktor teo. Oo. Yani şöyle söyleyeyim önümüzdeki günlerde galiba içmeyeceğim artık yani ki Sangria'yı ben zaten e, daha önceki gelişlerimde de çünkü İspanya'ya benim ilk gelişim değil. E, hola, me alegra que sepas español demiş Gezegen TV. <gülüyor> <gülüyor> ya Sangria'yı açıp balık yedim demiş. Sangria gerçekten güzel arkadaşlar. Evet. Beyaz şarapları güzel, deniz ürünleri inanılmaz. Yani yemediğim deniz ürünü kalmadı burada. Sonunda kendimi de zehirlemeyi başardım arkadaşlar. Kuzey Afrika tarzı eski şehirler hep Medine o bölgelerin diyor. Granada'da Müslüman mahallesi vardı. Esenlerin küçük kızı Esen. Müslüman mahallesi vardı orada. Şimdi bu Isabella ablamız savaşı kazanınca, bu şehrin anahtarlarını Muhammed'den alınca Müslümanları o getto gibi bir yere şey yapmışlar yani terk etmeyen şehri terk etmeyen Müslümanları demişler ki siz burada yaşayabilirsiniz. Telaffuzun İspanyol gibi değil ama olsundu yani A2 düzeyinde İspanyolcan var kapkan yani ne bekliyorsun ki <laughs> İspanyol gibi değildi diyor. <laughs> A2 diyorum abi <laughs> benim İspanyolca tarzanca gibi bildiğin. Barcelona'ya bayıldım diyor Nevermind diyor. Tabi orada Katalanlar var Nevermind diyordu. Ee, Katalanlar ağırlıkta ve orada İspanyolca konuşunca rahatsız olanlar falan var yani ben neyse dedim ben burada İngilizce konuşayım daha iyi. Barcelona'da gerçekten herkes İngilizce anlıyor gibi. Ben Barcelona'ya iş amaçlı sık sık gitme durumum oluyor zaten. Hani ama o iş amaçlı gittiğimde çoğu zaman bir şey yapamıyorum öyle gezme mezme durumlarımız olmuyor. Bizim gırtlağımıza basıyorlar iş iş iş, iş diye böyle. Ondan dolayı yani Uğur Türk duydun mu mide yiyormuş diyor. <laughs> yani midye midye yenmez mi ya? Ya yani valla e, neydi? Aa, nasıl adı aklıma gelmez ya her zaman çok sevdiğimiz doktor bir ablamız var Türkiye'de midye yemeyin diye bağırıyor böyle neydi yazın aşağıya İspanyol aksanı eksik diyor valla bir İspanyol aksanım eksik zaten yani <laughs> Vallahi yani el mikrofon de muhabbet. <laughs> bu Arap aksanı oldu galiba değil mi? Ya bana bir e, Suriyeli arkadaşım vardı. E, bu Suriyeli arkadaşım, bu Suriye iç savaşı çıkmadan önce tanıştığımız bir arkadaş. Bizim Su Türkiye'de yaşıyordu zaten. Yani Ankara'da tanışmıştım kendisiyle. Adam bana şöyle bir laf etti. Aranızda Arapça bilenler yazsın. Sallıyor mu, sallamıyor mu? Benimle dalga mı geçiyor bilmiyorum. Muhabbet kelimesi cinsel ilişki demekmiş Arapça. Doğru mu arkadaşlar bu? Bana bayağı sen benimle dalga geçiyorsun falan dedim ona. Yok diyor ya. Ge gelelim bir araya diyor. Muhabbet edelim dedim. Di muhabbet edelim diyorlar. Ondan sonra bayağı gülüyorum size. Siz Türkçede niye böyle kullanıyorsunuz bu kelimeyi falan diyordu bana. Dedim abi sen sallıyorsun galiba. <laughs> Arapça bilmiyoruz ya. Ayaküstü yiyor bizi gibi düşünmüştüm. Bilmiyorum. Arapça bilen arkadaşlar yazsın aşağıya. Muhabbetin böyle bir anlamı var mı? Çünkü kanalın adı muhabbet mikrofonu. Ayvayı yedim yani. Öyleyse. Hayır yani bazı Arap arkadaşlar bu kanala gelip de yani. Biz ne bekledik ne bulduk muhabbet olmasın yani. Ben de öyle duydum. Oba diyor nevermind diyordu. Muhabbet mikrofonu ne oluyor o zaman? Neyse. Efendim, e, biz Türkçe anlamıyla kullanıyoruz. Bu normal bir, namuslu bir mikrofondur arkadaşlar. Bu benim şu an elimde, yani önümde duran mikrofon, namuslu bir mikrofondur. Lütfen yani. Ahlak, namus, ırz, edep. E, hepsi bizde sonuna kadar var ya. <laughs> Araplar, e, evet. Muhabbet aşk demek demiş. Nurullah, Yaşar, Çubuk Ovası. Evet, onu ben de duymuştum. Muhabbet kadının lafını duymuştum. Kadınlardan sorry demiş öfke. Mikrofon ile yo yo ne olamaz demiş Kamkan. <laughs> evet durumlar kötü arkadaşlar. Yani valla kanalın adını koyarken bunu düşünmemiştim arkadaşlar ben hiç. Gerçekten aklımda bu yoktu. Kanalın adı N Nurşen Hanıma ben bunu söyledim. Nurşen Hanım bilir. Ee, kanalın alternatif ismi yani benim aklımdaki diğer ismi Herbokologdu. Herbokolog koyacaktım kanalın adını. Valla bak böyle hatta e kanalın böyle brandingini temasını da Böyle bildiğin hani böyle bok emojileri var ya affedersiniz hani. Böyle emojiler var böyle. O emojilerden falan yapmayı düşünüyordum böyle. Hatta böyle gülücük ya da beğenme yerine böyle bok gönderecektim dinleyicilere. <laughs> yani kanalın olayı oydu ne yapacaksınız yani. Her bok hoş geldiniz her bok hakkında sanki uzmanmışım gibi konuştuğum yayın. <laughs> Kanalımız her bok olok kanalına hoş geldiniz diye sonradan fark ettim böyle bir kanal varmış zaten. Herbokolog daha iyiymiş bro diyor. Ya olabilir de doğru. Ela Arap değiliz rahat ol demiş. <laughs> Nurşen Hanım herbokolog yeterince var demiş. Doğru doğru ben bazı örneklerine şahit oluyorum her herbokologların. Yani şimdi buradaki sıkıntı şu. Arkadaşlar bilmediğiniz yani hepimiz bilmediğimiz bazı konularda yanlış konuşuyoruz. Özellikle benim gibi herhangi bir hazırlık yapmadan mikrofonun önüne oturan değil mi? Bir insanı yani doğal olarak her, herkes konuşmasında benim gibi yapan, bu şekilde yapan insanların çoğu hatalar yapıyordur. Ben bundan eminim. Özellikle teknik konular konuşan insanlar. Değil mi? Bunun önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? Sunum hazırlamak gerekiyor. Araştırmak gerekiyor. Tek tek bakmak gerekiyor. Ama bu çok ciddi derecede emek isteyen, çaba isteyen bir şey. Zor bir iş. O yüzden ben hani kendi kanalımın çok böyle inanılmaz emek gerektiren bir kanal olduğunu düşünmüyorum. Mesela Nurşen Hanım'ın kanalı öyledir. Gerçekten. Çünkü her... Yayınında haber sunuyor kendisi. Haberi değişik yönlerinden bakmaya çalışıyor. Sadece bir yerden bulup uğraşmıyor. Diğer kaynaklardan bakıyor. Ne denmiş ne olmuş diye. Çünkü bir hata yapsalar değil mi? Bir hata yapsa ıı, yayınında yüzüne vurma ihtimalleri yüksek. Karşısına çıkma ihtimalleri yüksek. Sen böyle böyle dedin ama böyle değil deme ihtimali yüksek. Ondan dolayı ciddi bir emek veriyor. Ondan dolayı mesela ben muhabbet mikrofonunu vaktim olsa her gün açabilirim. Çünkü herhangi bir hazırlık yapmama gerek yok. Yani Benim o kadar büyük bir emek göstermeme gerek yok. Yayın kanalımız yapısı itibariyle böyle. Bu arada Nurşen Hanım'ın yarın akşam yayını var. Ee, şimdiden e, kendisi yazmış chatte. Ben de duyurayım buradan. Kendisinin yayını var. Yarın akşam e, gelebilirsiniz. Yüzüme vurmak için sırada bekliyor gerzek yobazlar diyor <laughs> Nurşen Hanım. Evet yani e, önce ben vururum yüzüne diyor <gülüyor> emekçi. <gülüyor> Yani böyle ya bu çünkü özellikle siyasi konularda, tarihi konularda bir şeyler konuşuyorsanız mesela kendisinin değil mi? Türkiye'nin 1950'leri ile ilgili güzel yayınları vardı. Şimdi bir hata yapsa ki o dönemle ilgili hala o dönemin siyaseti, bu dönemin siyasetini etkiliyor arkadaşlar. Buna herhalde karşı çıkacağınızı zannetmiyorum. Çok ciddi etkileri var, değil mi? Bugün günümüzde Menderes'i konuşuyoruz sık sık siyasi konuların içinde geçiyor. Reis de bahsediyor Menderes'ten ara ara. Onu da biliyorsunuz. Bundan dolayı yani şunu söyleyebilirim. Hani eleştirmeden gelişemeyiz diyor Kaplan. Haklı, haklı. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya ben şunu inanıyorum. Eleştiriler belli bir e, düzeyde olmalı ama her insan istediğini söyleyebilmeli eleştiri konusunda. Önemli olan eleştiriyle saldırı arasındaki farkı bilmek. Yani hakaret etmeden olumsuz sıfatlar kullanmadan nedir? Şununla şu mesela şurada şunu demiştiniz, burada bunu demiştiniz. Bu ikisi arasında bir tutarsızlık var diyebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok ama dönüp de birini hani hani küfürün bir alt seviyesi bir laf ettiğinizde hani küfür etmiyorsunuz çünkü banlanırsınız küfür ettiğiniz anında. Onun bir altı laf ettiğinizde o bayağı terbiyesizlik oluyor bence. Yani birbirimizi kırmamak lazım diye düşünüyorum. Aynı fikirde olmayabiliriz her konuda. Ki imkansız zaten her konuda aynı fikirde nasıl olacağız değil mi? Ama bu tip sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, e, ikinci günden bahsediyordum. İkinci gün zehirlendim dostlar. <laughs> Midem bulandı. Bayağı bir kötü oldum açıkçası. Ve e, zehirlendikten sonra şunu fark ettim arkadaşlar. Gıda zehirlenmesi yaşayan arkadaşlara bir fikir. Yatırım tavsiyesi değildir. Siz yine doktorunuzla konuşun ama... Bir an önce kusmak en iyisi. Benim gibi direnmeyin kusmaya karşı... Hani en kötüsü de şu. Yaşayacağınız en kötü deneyimlerden biri şu. Affedersiniz hem altlı hem üstlü geldiği zaman klozete oturacak mısınız yoksa ayakta mı duracaksınız? Asıl problem bu. Şimdi diyeceksiniz ki ayakta durunca nasıl oluyor? Değil mi? Şöyle ki arkadaşlar oturduğunuzda kusamıyorsunuz. Ama bugün iyisin maşallah demiş Nurşen Fidan. Evet ondan yayın açtım zaten. Normalde planım bu yayını benim dün açmaktı. Planım benim dün açmaktı yayını ama olsun. Bugün de yine e, arkadaşlar sağ olsun geldiler. Sizler geldiniz. Kapkanan oho sen bayağı beter olmuşsun diyor. Ya sorma süründüm ya. Süründüm. Dün, dün çok kötüydüm. Bugün de ben hala normal yemek yiyemiyorum arkadaşlar. Asit zehirlenmelerinde kusulmaz bir tek benim bildiğim kadarıyla diyor. Tabi asit zehirlenmelerinde derhal doktora gitmek lazım diye biliyorum. Onu öyle evde çözmek falan. Muz da yiyeceksin diyor Süleyman. Yiyorum. Yiyorum. Aga en kötüsü mide yıkanması. Şahsen yaşadım berbat bir olay diyor. Bilmiyorum benim başıma gelmedi. E, bu konuyla ilgili deneyimlerini yaz okurum. Okurum buradan. Yani şunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, şimdi altlı üstlü geldiği zaman aynı anda. Mesela mideniz de bulanıyor. İshalsiniz aynı anda tamam mı? Ve şöyle söyleyeyim. Oturduğunuz zaman klozete. Affedersiniz. Etrafa kusma ihtimaliniz var. E, ayakta kaldınız. Kusma pozisyonuna geçtiniz diyelim. O zaman daha rezil bir durum olma ihtimali var. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Anladınız. Benim izleyicilerim zekidir. Benim izleyicilerim çalışkandır. Hakikaten öyle. Ee, <laughs> ama şaka bir yana hakikaten öyle. Sizler ee, anladınız ne demek istediğimi. Esenelerin küçük kısa esen. Ben de bir kanal açıp ukala dümbelekliği yapanları eleştireceğim. İki şey öğrenip havalara giren tiplerden bıklım diyor. Haklı. Haklı. Valla haklısın. Valla haklısın. T.C.A.L.E. Esenlikler. Emel, e, Emel Bodur poşet demiş. Doğru ama e, benim şöyle çok kötü bir özelliğim var. Ben kusmuk görmeye de dayanamıyorum. Yani o poşetin içinde görsem ki yani bilmiyorum çok midenizi bulandırdım ya. Bu konuyu kapatayım en iyisi ben. Özür dilerim sizlerden. Valla benim şeyim. TC ile biz bu konuyu bugün konuştuk zaten. Hoş geldin TC Ali. Ee hoş geldin. E, havadan sudan muhabbet ediyoruz. Bir konumuz e, yok. Kusma sonrası rahatlık çok iyi. Bu güzelliği kaçırmışsın. Haha ha demiş. Gerçekten kustuktan sonra çok rahatlıyorsunuz arkadaşlar. Gıda zehirlenmesi olan arkadaşları tavsiye edemeyeyim. Tavsiye yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Kanalımızın bir klasiği. değil mi? Kripto kanalları gibi konuşuyorum ben de. Yatırım tavsiyesi değildir. Aynen yatırım tavsiyesi değil. Siz yine doktorunuza danışın tabii ki. Muhabbet mikrofonundan tıbbi tavsiyeler almayın. ...edirdiğiniz bir fikrin üzerine benden... ...araştırma yapabilirsiniz ama... ...çok insanca demiş Emel Bodur... ...evet doğru, doğru, doğru... ...gerçekten de insan vücudunun bir parçası... ...arkadaşlar bu konular... ...mesela size hazır... E, e, ...acayip kötüydü... ...ağzımdan burnumdan kan fışkırdı diyor öfke... ...aa mide yıkanmasından bahsediyorsun... ...doğru mudur? ...burnundan bir hortum sokuyorlar mideni... ...anlatırken tekrar yaşıyorum demiş... ...aa çok kötüymüş ya... ...sen yanlışlıkla... Ee, bir şey mi içtin? Yani fazla ya da overdose bir şey mi aldın yanlışlıkla? Ondan ondan mı mide yıkanmasına acaba gittiler? Ee, Kapkan Han mide yıkanması son rande radde bildiğim kadarıyla mide florasından nasıl alıyor. Tekrar normale dönmek için diyor. Evet. Benimkini yıkadılar kanki diyor. Hazır kus kusmadan bahsetmişken Evet arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim size eğer gıda zehirlenmesi yaşadığınızı düşünüyorsanız bence bir an önce çıkartın. Tıp da bunun ismi ters peristaltik harekettir arkadaşlar kusmanın. Peristaltik hareket normal sindirim sistemi fonksiyonunuzdur normalde. Hatta derler ki metabolizm hızıyla terstir hızı. Yani metabolizma yavaşlayınca onun hızı artar derler bilmiyorum. Bu bilgi emin değilim son verdiğim yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Hoş bu tavsiye üzerinde ne yapacaksınız zaten. O ayrı konu. Ama ters peristallik hareket normalde e, vücudun yaptığı hareketin ters yönüne bir harekettir. Vücut toksik olarak gördüğü şeyleri dışarı atmak ister. Ve nitekim bu son söylediğim şey bir gastroenterolog tarafından bugün onaylanmıştır arkadaşlar. Şaka değil. Yani... Ben kendim bir e, doktor değilim ama <laughs> konuşmadan önce arkama e, uzmanları alıyorum yani arkam sağlam arkadaşlar yani kavgaya tek gitmiyorum hiç Uğur Türk'ü çağırıyorum kavgaya gittiğim zaman çünkü kaslı bir arkadaş onun dışında Nurullah Yaşar Çubukovası var bir kaslı arkadaş daha var ben artık kavgaya boş gitmem. Öfke. Aldığım bazı yabancı maddeler sonucu kolayla birleşince delirdik postu diyor. Abo, midem delindi diyor. Çok geçmiş olsun dostum ya. Çok geçmiş olsun öfke. Dostum vallahi üzüldüm ya. Gerçekten arkadaşlar gençken insan kendisine hiçbir şey olmayacakmış gibi geliyor çünkü vücut her şeye dayanıyor gençken. Ama bir süre sonra böyle insan sınırlarını görmeye başlıyor. Yaş ilerledikçe bu sınırlar ilerliyor kola içmeyeyim birader ya diyor. Aynı fikirdeyim kapkan seninle. Aynı fikirdeyim. Ben kola içmeyi bu yıl bıraktım. Büyük bir hıyarlıktır. Özür diliyorum kola içen arkadaşlardan. Nurşen Hanım kusura bakmayın. Siz de içiyorsunuz arada. Ben çok yaptım bu hıyarlığı kendim. Ondan dolayı yıllarca. Kendim hıyarın en büyüğüyüm. Onu önce söyleyeyim. yani niye hıyarlık dedim ben ya? Şimdi geri de alamıyorum lafı. iyi mi? Kaldı öyle. Özür diliyorum çok sizden. Kola içen arkadaşlar ama büyük hata. Büyük hata o anlamda. Sizi içmemeye motive etmek için söylüyorum bunu. Ben yıllarca yaptım. 18 yıl kola içtim arkadaşlar. Hani 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 bu hakaretin en büyüğü bana gelsin her şeyden önce. Çünkü zehir. Yani yani zehir yani. Gerçek anlamda zehir. Ben bıraktım. Tamamen bıraktım. Ve sadece onu bırakmadım. Çok gerçekten bir gün bunun yayınını yapmak istiyorum. Bu şu konuda kendimi yeterince geliştirdiğimi inandığımda herhalde 2023'te olacak o yayın. bu yıl zannetmiyorum. Benzi asitli ve benzeri içecek Tabii tabi tabi hepsi için geçerli öfke öfke dostum hepsi için geçerli Ben hiç içmedim gençliğimden beri diyor Şimdi kola içen arkadaşlar sizleri de kırmak için demiyorum ama Yani siz yeter ki bırakın şu zıkkımı bana kızın hiç fark etmez yeter ki bu bırakın yani Kola ne diyor Yalnız Kartal çok güzel bir soru Hiç bilmesen daha iyi Yalnız Kartal abicim hiç bilme <laughs> Kola ile bildiğiniz maddeleri dikkat edin yeter diyor. Kola da tek başına büyük bir sorun Öfke. Bu konuyla ilgili çok ciddi bir e, araştırma yapmak durumunda kaldım bu yıl ben ve aman 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 neler neler öğrendim. Birazdan sağlık üzerine de muhabbet ederiz. Ben size genel olarak e, sağlıkla ilgili böyle bir intro yapayım. Düşündüklerim ve yaklaşımımla ilgili. Neyi değiştirdim ve nasıl çok güzel. Eee faydalar sağladı bana diye. Yemek zehirliliğinde iyi geliyor kola demiş. O isali kestiğinden dolayı Süleyman abi İsali kestiğinden dolayı normalde mesela ben ekmek de yemem. Ekmek de yedim şu an. Bir miktar muz yedim. Normalde muz da çok tüketmiyorum. Ben anlatırım birazdan. O konuya geliriz. Ev yapımı meyve suyu yapmak çok kolay ediyor. Emel Bodur. Doğru. Ev yapımı, meyve suyu ve her türlü şeyin suyunu artık çıkartmak mümkün günümüzde havuç bile dahil buna. Ama öfke çok geçmiş olsun dostum. TC ben 7 gün alıyorum bir hafta içiyorum demiş. E onun gazı kaçmaz mı ya? Ama sen toplu halde bir haftalık mı alıyorsun acaba? O da olabilir. 2000 yılında bıraktım kola ve asitli içecekleri diyor Nevermind diyor. Gerçekten arkadaşlar Nurşen Hanım ben yapıyorum o hıyarlığı itiraf ediyorum demiş. Nurşan Hanım çok özür dilerim ya ben size hakaret etmişim gibi oldu. Bayağı. Soğuk soğuk terler döküyorum birkaç dakikadır. Kusura bakmayın vallahi <laughs> ben çok utandım ya. Ama gerçekten ya ben motive etmek istiyorum. Hepimiz bırakalım şu zıkımı. Ondan dolayı. Çok özür sizden. Valla. Bir sonra aklıma geldi var. Aa dedim Nurşen abla da içiyor. <laughs> dedim ne dedim ben. Sıçtık sıçtık sıçtık. Kusura bakmayın bu arada dilimden dolayı. Ama şimdi yayınlar canlı yayınlar böyle. Şey olsa keserim. Podcast olsa keser çıkartırım. Canlı yayından ağzından çıkan geri dönmüyor bir daha geri. Sizler canlı yayıncılar çok takdir ettiğim insanlarsınız. Ben kendimi çok ciddi bir canlı yayıncı olarak görmüyorum açıkçası. Yani hani ben biz muhabbet ediyoruz. Estağfurullah hayatım özür bir şey yok. Gülüyorum hala demiş. ...valla potun pot kırmanın anasını ağlattım az önce Nurşen Hanım. Hatta Nurşen abla diyeyim buradan. Ablam özür dilerim senden. <laughs> ya seni motive edeyim. Sen gerekirse konuşma benimle. Bırak şu zıkkımı da. Anlıyor musun? Yeter ki bırak şu zıkkımı yani. ...valla... inanılmaz böyle şey toplu şey olur ya böyle hani böyle insanların önünde evlilik teklif eden erkekler olur ya mesela hani toplum baskısında kullanır biraz sanki Nurşen Hanım'ı kola bırak kolayı bıraktırmak için toplum baskısı yaptırdım gibi oldu. Senden harika bir canlı yayıncı oldu seni gerçekten tebrik ediyorum demiş Nurşen Hanım ben çok teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorum? Çünkü bu kanalı ben kapatıyordum. Sizin yüzünüzden kapatmadım. Yüzünüzden aslında sayenizde demem lazım. Doğru Türkçe. Yalnız Kartal biz ilk okula giderken annem yakalarımızı yapardı o mu diyor. Ee, hangisi abi Yalnız kartalı abi bir daha açabilir misin? Ben 30 tane şeyden bahsediyorum 5 dakikada unutuyorum hangisinden. Kırmızı kurdele falan takıyorlardı bizim ama onu genelde e, şeye geçince yapıyorlar. E, ne derler okumaya geçince yaparlar ya. Soda bile içmem sevmiyorum diyor ama soda faydalı olabiliyor ya. Soda faydalı olabiliyor, güzel olabiliyor yani. Özellikle minerali bol sodalar. Ben sadece pizza yerken kola içiyorum, engelleyemedim. Bunun haricinde içmiyorum demiş Doktor Teo. Evet güzel. Ses sonumu bizim doruktaki beynin tonuna benzetiyorum. Başka benzeten var mı bilmiyorum ama çok iyi diyor. Öyle mi? Bilmem ki. Doruktaki beyni ben de biliyorum. Seve, severek takip ettiğimiz bir yayıncı kendisi. Bilmiyorum öyle mi acaba? Arkadaşlar yorumlarınızı yazabilirsiniz. Doruktaki beyni dinleyen arkadaşlar. Ee, kola ha yok kolalı ha, anladım anladım abi yalnız kartal abi <laughs> yok koladan bahsetmiyorum <laughs> yalnız kartal abi güzel şakaları olan bir abimiz gerçekten e, çok güzel yorumlar yapıyor çok değişik yorumlar yapıyor. Gerçekten çok e, ben seviyorum kendisini. Yalnız Kartal abi her zaman yorumlarını yapmaya devam et. Başımızın üzerinde yerim var. Esnelerin küçük kızı Esen senin için de aynı şey geçerli ve bütün dinleyen arkadaşlarımız için geçerli. Sizler yorumlarınızı yapabilirsiniz. Muhabbet ederiz. Sizin yorumlarınızı da okuyabilirim ben. Yayınlar böyle sohbet muhabbet yayını yaparız. Havadan sudan konuştuğumuz ve üzerine muhabbet edebiliriz. Nuranet TV Selam demiş. Ee, hoş geldiniz. İlk defa görüyorum Nurane TV'yi burada. Esenlikler, iyi akşamlar. Bugün herhangi bir konumuz yok. Kanalımıza yeni gelenler için. Kanalımızın normalde bir konsepti var. Ekşi sözlük başlıklarını açıp onun üzerine muhabbet ettiğimiz bir kanal burası. Ama velakin lakin Nurhani TV e, esenlikler tekrar. E, bu videoda öyle yapmıyoruz. Bu videonun adı konusuz sohbet muhabbet o yüzden konu yok. Konudan konuya atlıyorum. Endülüs e mevilerinden girdik. <laughs> Zehirlenmeden çıktık. Çünkü benim yaşadıklarım geçen, yaşadıklarımla ilgili geçen 2-3 gün içerisinde. Ee, tamam siyah kola içmeyeceğiz, sarı kolaya devam diyor. Rengi hiç fark etmez. Asitli içeceklerin her biri. Hatta ben e, Big Food olarak bilinen o en tepedeki 10 şirketin, 10 şirketin, o gıda devlerinin ürettiği herhangi bir şeyi yemeye içmeye karşıyım. Mani itibariyle. Bu adamların yarattığı bir gerçeklik içinde yaşadığımızı düşünüyorum. Şehirlerimizin bu adamların yarattığı bu gerçekliğe göre tasarlandığını düşünüyorum. Hepimiz mesela şöyle bir düşünsek Coca-Cola'nın logosunu hepimiz biliyoruzdur değil mi? Belki Yalnız Kartal abi bilmiyordur. <laughs> yalnız Kartal abi bilmiyor. Onu, onun farkındayım ama onun dışında hepimiz kola deyince aklımıza o logo geliyor değil mi? Öyle bir içimize işlemiş ki her baktığımız yerde şehir merkezlerinde her yerde bu var arkadaşlar ve pek çok şey bunun üstüne kurulmuş gibi yani sen Doruk'taki beyinden daha mikrofoniksin demiş. Teşekkür ederim <laughs> ama Doruk'taki beyin de gayet güzel konuşuyor bence. Ben kendisini severek dinliyorum yani bütün yayınlarına düzenli gitmiyorum. Onun da sebebini söyleyeyim Doktor Teo. Doruk'taki beyine karşı olduğum için değil aksine yaptığı içeriği çok beğeniyorum. Güzel içerikler üretiyor. Ama ve lakin e, bu konulara her zaman bakasım gelmiyor benim. Yani mesela aynısı diğer benzeri kanallar için de geçerli. Sadece Doruk'taki beyin değil ama içerikleri çok güzel. O bir gerçek. Bir de içerik ürettiği konuyu iyi bilen bir insan bence Doruk'taki beyin. Tavsiye ederim e, bu tip içeriğe yani din, İslam diniyle ilgili içeriklere meraklıysanız Son zamanlarda benim merakım biraz azaldı Doktor Teo bu konuyu. Eski eski şeyim yok. E, eski ilgim alakam yok diyeyim. Ay hiç hiç mi ilgisizim, kesinlikle değil. Ee, özellikle Nurşen Fidan, e, Nurşen Hanım'ın yayınlarından e, siyasetin bir parçası olduğu için aslında bizim dini olan merakımız yani en azından benim öyle. Siyasetin bir parçası olduğu için öyle. Aksi takdirde ben hiçbir şekilde bu konuda konuşmam. Düşünmezdim bile. Konuşmazdım bile belki de ama ne yazık ki siyasette her şeyin içine sokuyorlar bunu. Bunu da siz Türkiye'de yaşadığınız için çok iyi biliyorsunuz. Nevermind diyor Doktor ki beynim muhteşemdir diyor. Katılıyorum. Katılıyorum gerçekten de. Tavsiye ederim arkadaşlar, bu konulara ilgili olan arkadaşlar gidebilir Doruk'taki Beyin'in yayınlarına. Yıllardır uğraşıyor, debeleniyor. Doruk'taki Beyin benim eski kanalıma geldi. Benim eski kanalım var mıydı arkadaşlar? Bir kısmınız belki ilk defa duyacak bunu. Evet, Kafa Rahat benim eski kanalımdı. Şimdi girip bakabilirsiniz Kafa Rahat'a. Hiç içerik göremeyeceksiniz çünkü kaldırdım hepsini. O Kanalın, şöyle söyleyeyim, o kanalın daha böyle profesyonel bir versiyonu gibi bir şey oldu bu. Öyle diyebilirim size. Önceki formatı daha iyiydi, kısa slaytlarla ayetleri iyi karşılaştırıyordu diyor. Yani evet, bir format değişikliğini, ya ben Nurşen ablaya, Nurşen Hanım'a bak abla diyorum burada hatta böyle... Gerçekten ya öyle, öyle bir laf ettim ki valla çok utandım ya şimdi. Nurşen ablayı düşünmeden ettim o lafı ama vallahi bak Nur, Nurşen hanım gerçekten sizi düşünmeden ettim ben o lafı ya özür dilerim tekrardan. Ama gerçekten yeter ki siz bırakın. <laughs> Bana ya hiç fark etmez yani. Benim açımdan problem değil. Ya, problem değil dedim tabii ki. Ee, her zaman başımın üzerinde yeriniz var kusura bakmayın bundan dolayı. Umarım. Her şey hepimiz için çok daha iyi olacak sağlık açısından. Şimdi geri dön dönüyorum. Ee, sağlıkla ilgili biraz konuşacağız dedik. Sağlık meselesiyle ilgili e, benim şöyle bir şey var fark ettiğim. Bu konuyu ben daha önce Gezegen TV'de konuşmuştum. Sizlere de anlatayım burada. Hazır havadan sudan muhabbet ediyoruz. Bergen bile affetti. <laughs> <Aa>, acıların kadını. <laughs> Değil mi? Nurşen telif atarım başkan özel hayatım diyor. Az da bizden konuşun diyor Nurane TV. Nurane TV siz ilk defa geldiniz buraya gerçekten ben sizinle ilgili hiçbir şey bilmiyorum ki. Gerçekten bilsem siz kendinizle ilgili bir şeyler yazın ben konuşurum sizden. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Siz yazın sizinle ilgili de konuşuruz. Ee, sağlıkla ilgili bir konuya ben ufaktan gireyim. Ondan sonra ...ondan sonra siz de sizinle ilgili bir şeyler yazarsanız konuşuruz tabii hiç problem değil. Şimdi genel olarak şöyle bir tavsiye var arkadaşlar ee, uzun zamandır. Özellikle ben kiloyla mücadele eden bir insandım uzun yıllar boyunca. Artık böyle miyim di ee, bilmiyorum. Artık kiloyla mücadele eden biri değilim. Ama velakin hala verecek kilolarım var bir miktar. Ama artık yani kilo mücadelesinde değilim daha çok. Odağım sağlıklı hayat çünkü kilonun ciddi bir kısmından kurtulduğumu düşünüyorum en zararlı en sıkıntılı kısmından Yıllardır bize verilen bir tavsiyeler serisi var sizler de illa duymuşsunuzdur eğer kiloyla Karşı karşıya geldiyseniz Benim İran hakkında videolarım var izlemenizi tavsiye ederim demiş Nurhane TV tamam Nurhane TV'yi de buradan tanıtalım İran ile ilgili videoları var bu arada Nurhane TV benim en yakın arkadaşlarımdan biri İranlı bana bir sürü şeyler anlattı İranla ilgili, besicileri anlattı mesela, İran'ın e, yönetim sistemiyle ilgili bir sürü şeyler anlattı. Hatta böyle tuzluklar üzerinden anlatmıştı çok komik. Moranet'i <laughs> gülersin yani. Kendisi İran'ın batı kısmından bize yakın bu Urmiye var bilirsin sen. İranla çok haşır neşirsen. Ya da belki sen İranlısındır bilmiyorum. Ya da orada yaşayan e, insanlar var. E, yani kendilerinin konuştuğu bir dil var. Türkçeye benziyor ama. ...kimileri Azerice diyor ama Azerice olduğunu kabul etmiyor... ...o bizim arkadaş diyor ki bu Azeri... ...yani Azeri Türkçesi ya da Azerice di. ...ben hangisi doğru bilmiyorum tam olarak arkadaşlar... ...kusura bakmayın... ...Azerbaycan'dan olan arkadaşlardan... ...yanlış kullanımımdan dolayı... ...özür dilerim böyleyse... ...aynen bu arkadaş o dili konuşuyor... ...Farsça da biliyor zaten tabii ki çünkü... ...yani İran'da Farsça bilmeden... ...aynen aynen... ...Kürt yoğunluklu bir kent diyor... Valla Türk yoğunluklu diyebiliyorum ben ama Azerice'ye benziyor ama değil tam. Ama değil mi şimdi Azerice mi Azeri Türkçesi mi hangisi doğrusu? Siz düzeltebilirsiniz benim benim bildiğim konu değil bu. O konuda çünkü kızıyorlar yanlış söylendiğinde. Evet kardeşim bakıyor Astara, Astra'ya bakar. Astara'ya bakar İran Astara'sına diyor. Evet. Yani şey ee böyle bir dil var türkü diyorlar hatta o dile bana türkü olduğunu söyledi dilin isminin ben anlıyorum biraz konuştuklarında dinlediğimde ne konuştuklarını anlıyorum kendi aralarında ya ama tam olarak da anlamıyorum yani çünkü farsça baya bir farsça da karışıyor ikisini anladığım kadarıyla ve şey yani güzel bir dil gerçekten güzel bir dil ve bana bir sürü şeyler anlattı kendisi İran'la ilgili İran gerçekten çok yani hani kadim medeniyet desek doğru mu bilmiyorum İran'ı tanımlarken gerçekten eski medeniyetlerden biri çok o, derin tarihi olan bir ülke İran'da utanç verici bir kanun vardır muta adında ben o konuda konuşuyorum evet evet o konulara biz dinle ilgili konular olduğu için bu kanalda fazla girmiyoruz Nurhane TV ama Nurşen Fidan'ı tavsiye ederim eğer bilmiyorsanız ekliyordum biraz arkadaşlar benim bağlantımda bir gitme oldu mu Az önce OBS Stüdyo'nun Bağlantısı gitti görünüyor Ben de sesim geliyor mu arkadaşlar? Lütfen Tekrardan doğrular mısınız? Şu an beni e, duyuyor musunuz? Heh. Gitti geldi az önce ben de gördüm OBS Stüdyo'nun e, Bağlantısı gitti diyordu bende Evet e, canlı gitti geri geldi Nurhane TV, TC Ali Evet çok teşekkür ediyorum Nevermind Dude Şu an beni duyduğunuzu tahmin ediyorum çünkü bende de bir gittim Evet internetim dandik arkadaşlar. Yani kendi evimdeki internet gibi değil buradaki internet. Ee, evet. Nurhane TV'nin de yayınlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. İran'la ilgili. İran'daki değişik konularla ilgili konuşuyormuş. Ee, evet. Beni duyabildiğinize sevindim. Sağlıkla ilgili e, benim şöyle bir deneyimim oldu arkadaşlar. Gezegen TV'de anlattıklarımı anlatacağım. Biraz girizgah yapacağım konuya. Fazla derinlerine inmeyeceğim çünkü konumuz yok bugün yani havadan sudan konuşuyoruz. Kilo verme ile ilgili benim 16 yıllık bir deneyimim var arkadaşlar. 2000 yani 16 diyorum ben bu rakamları hep karıştırıyorum çünkü yıllar geçtikçe artık rakamlar birbirine giriyor ama 2006 yılında 4 ayda 22 kilo aldım arkadaşlar. Ve sonrasındaki yıllarda da üzerine kilolar almaya devam ettim. Arada verdim, aldım, verdim, aldım. Yıllarca mücadele ettim. Kilo vermeye çalıştım. Spor. Hiç sporu bırakmadım biliyor musunuz? Düzenli spor yaptım. En kilolu oldum. En böyle obez gibi olduğum zamanlarda bile spora devam ettim. Bu tavsiyeler var hep söylenen. Çok duyarsınız. Az ye, daha çok hareket et. Daha az ye. Ondan sonra... Ya evet, kilo almıştım. Doğru, Nurhane TV'yim. Ve bir de kısa sürede oldu. Ve karaciğer yağlanması yaptı doğal olarak. Çok ciddi bir karaciğer yağlanması yaptım. Şimdi anlatacağım tek tek neler oldu. Bu 16 yıl içerisinde defalarca kilo vermeyi başardım. <laughs> spor, spor ve sağlıklı beslenme diyor Nurşen Hanım burada e, verdiği referans şeyle ilgili. E, Alamadım adamın, adamın adamın adını unuttum iyi mi arkadaşlar ya şey var ya şu kedi kedicikler neydi o zaman adını unuttum iyi mi ya dalga geçiyorduk bütün yayınlarda. E, şeker var mıydı diyor yok bende hiç şeker olmadı. Bende hiç şeker olmadı. Adnan Hoca. Aynen Adnan Hoca'nın adını unuttum. iyi mi ya? Her yayın dalga geçiyorduk Nurşen Hanım'da. Dilara İlat'a gelmiş. Ama o tavsiyeler doğru diyor. O tavsiyeler biliyor musun Dilara? O tavsiyeler o tavsiyelerin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. O tavsiyeler belli bir yaşın altındaysanız işe yarıyor. Bütün dünya bu tavsiyeleri dinliyor. Az ve sık ye. Günde 5 kereye 6 kereye dengeli beslenme üçgeni den şeyi piramidi denilen bir şey var. Yüzde 40 karbonhidratlı beslenme, dengeli beslenme derler ki dünyanın en büyük e, şey olduğunu düşünüyorum ben. Sahtekarlıklarından biri olduğunu düşünüyorum bunun. Bu tavsiyelerin doğru olmasın dedin. yaşın erken olması. Yaş erken olduğu için metabolizma hızı yüksek tutuyor. Ama Dilara bu arada hoş geldin. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Ben de geçmişte kilo verdim Dilara. O yaşlardayken ben de verdim o kiloları ve geri aldım daha sonra fazlasıyla. Bu tavsiyelerin işin aslı şu ki arkadaşlar ben şu gerçeği öğrendim. İşin aslı şu ki bizim problemimiz kilo değil arkadaşlar kilo değil. Dünyanın problemi obezite değil. Obezite bir sonuç. Obezite bir semptom arkadaşlar. Bu arada Dilara seni görmekten gerçekten çok mutlu oldum. Bugünkü yayınımız kanalın genel konseptine uygun bir yayın değil. Özel bir yayın biraz. Konusuz. Normalde Konularımız bizim sosyal konular oluyor, toplumsal konular oluyor ve ekşi sözlük temelli, ekşi sözlük başlıklarını baz alarak konuşuyoruz ama bugün herhangi bir konumuz yok, konudan konuya atlayarak muhabbet ediyoruz. Az önce de sağlık konusuna geçtim, biraz onunla ilgili konuşacaktım. Ben 16 yıl boyunca bu şekilde kilo vermeye çalıştım, verdim, aldım, verdim, aldım ve şu gerçeği anlamaya başladım. Daha doğrusu yaptığım araştırmalar, bu yıl yaptığım araştırmalar bunu gösterdi bana. Bize hep şöyle bir şey anlatırlar derler ki sağlıklı karbonhidratlar denilen bir şey var. Ve bu sağlıklı karbonhidratlar özellikle işte tam buğday ekmeği ondan sonra işte ne derler e, furkudoza az olan şeyleri tavsiye ederler genelde değil mi? Sağlıklı karbonhidratlar diye önerdikleri şeyler var arkadaşlar. Bunlar tek başına yendiğinde ve metabolik sağlığı iyi olan insanlar tarafından yendiğinde ya da mesela fit olmaya çalışıyorsunuz diyelim ya da metabolik anlamda sağlıklısınız sporcu olmaya çalışıyorsunuz değil mi? Bu insanlar için gerçekten faydalı olabilir. Birazdan anlatacağım sebeplerini. Ama ve lakin en son yapılan araştırmalara göre Amerika'da Amerikan toplumunun sadece %13'ü metabolik anlamda sağlıklı. Ben az önce size ne dedim? Obezite bir semptom. Obezite sorunun kendi değil. Obezite bizim gözle görebildiğimiz bir sonuç. Bu da şu anlama geliyor. Bazı insanlarda aynen korona gibi semptom göstermiyor. Peki bu semptom göstermeyen şey ne? Metabolik sendrom. Bu arada Dilara ile ata olsun ben dinliyorum seni bazen demiş. Ah çok sevindim öyle olduğunu. Ee, hoş hoş geldin diyeyim yine de tekrardan. Çete geldin en azından hoş geldin. Şöyle diyebilirim. E, buradaki problem şu arkadaşlar genel olarak metabolik sendrom denilen bir şeye sahibiz. Metabolik sendrom bütün rahatsızlıkların neredeyse günümüzde 21. yüzyıla dair bütün rahatsızlıkların arkasında var neredeyse. Bu rahatsızlıklar sadece diyabetten ibaret değil. Kanser ve pek çok kanser türü. Hatta kanser türlerinin tamamı diyebilirim. Diyeceksiniz ki kanser türlerinin tamamıyla metabolik sendrom nasıl ilgili? Şöyle. Metabolik sendrom denilen konu arkadaşlar bizim vücudumuzun enerji işleyebilmesiyle ilgili yani aldığımız enerji nasıl işleniyor vücutta enerji dediğimiz biliyorsunuz enerji üretimi olayı vücutta iki şeyle oluşur olur bunlardan bir tanesi benim verdiğim bilgi yüzünden mi kesiyorlar yayını acaba diyor bilmiyorum ki yalnız kartal umarım öyle değildir yani benim internetim biraz kötü ondan olma ihtimali var. Şöyle anlatayım arkadaşlar. İki tane şey var. Birincisi gıdaları alıyoruz vücudumuza değil mi? Ee, mikro mikro besinler ve makro besinler denilen iki tip besin şekli var. Makro besinler enerji üretebildiğimiz besinler. Bunlar karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerden oluşur. Proteinleri enerji üretmek için kullanmayız genelde. Vücudumuz kullanmamaya müsaittir eğer vücudumuzu zorlamazsak. Protein harcamaya Normalde vücudumuz yağdan elde, enerji elde edebilir, karbonhidrattan elde, enerji elde edebilir ve zorunda kalırsa proteinden enerji elde edebilir. Böyle bir durum var. Ve şöyle diyebilirim, bunlar işin bir kısmı. Diğer bir kısmı da oksijen. Ve normalde yediğimiz yiyecekler glukoza çevriliyor. Yani kabaca anlatıyorum, çok daha karmaşık metabolik pathway deniyor. İşte metabolik yollar var ama Onların içine girmeyeceğim uzun uzun. Ve glikoza indirildikten sonra karbonhidrat glikoza indiriliyor. Yağlar, yağ asitleri işte e, metabolik sendromu ben pek bilmiyorum ama diyete başlamadan önce tam bir fast food ve şeker bağımlısıydım. 2,5 litre kolayı bir gün bitiriyordum. Bunları bıraktım. Diyetten sonra yürüyüş yaptım. Asıl sebep bu bence Dilara. Asıl sebep bu. Asıl başarının sebebi bu ve bunu sürdürmek gerekiyor. Ben şuna inanıyorum. E, ben Şimdi özellikle yaşı belli bir şeyin üzerinde olan insanlar için ve metabolik sendrom denilen olay zaten 3 saatte bir acıkıyorsan, yemek yedikten sonra uykun geliyorsa ve öğle, öğleden sonra bir uyku bastırıyorsa ve devamlı şeker yemek istiyorsan, tatlı yemek istiyorsan o tatlı şekeri bulamadığında böyle sinir krizleri gelmeye başlıyorsa bunlar sinyalleri bunun. Bu bir süre sonra diyabete dönüşüyor uzun bir süre sonra. Karaciğer buna dayanıyor, 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 dayanıyor. Bir yerden sonra dayanamıyor. Ben şimdi bunun detaylarını uzun uzun anlatamıyorum. Çok uzun konu bunlar arkadaşlar. Ama özetle şunu söyleyebilirim ki bizim vücudumuz normalde aslında yağlardan enerji yakmaya müsait. Ama velakin siz vücuda karbonhidrat verdiğiniz sürece yüksek miktarda karbonhidrat öyle bize tavsiye edildiği gibi Amerika'nın FDA'nin, USDA'nin, United States Dietary neydi? E, ...dayet değil yok. United States Diabetes Association yani diyabet e, bu ilaçlar uyutuyor uyuşuk uyuşuk geziyorum demiş TC Ali. Bir yandan da vücuttaki yakım sırası karbonhidrat yağ protein. Sıra protein yıkımına gelmişse essela ha 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 demiş. Aynen aynen Eda. Aynen Eda. Gece kalkıp Nutella kaşıklayanlar var demiş. Aynen. Arkadaşlar bizim sıkıntımız burada şu. Bir bağımlılık konusuyla karşı karşıya kalıyoruz dostlar. Yani ortadaki problem metabolik sendrom ve metabolik sendrom etrafında olan bağımlılık. Neye bağımlılık? Özellikle şeker başta olmak üzere ki şeker bağımlılık yapıcı ve özellikle meyve şekeri fruktoz çok tehlikeli bir şey. Fruktozun kilo yapmaktan bağımsız olan yani derler ki işte kilonuz çok olduğu zaman şişman olduğunuz zaman diyabete yakalanmaya meyillisiniz. Bu doğru değil. Doğru olan şu. Metabolik sendroma sahip olduğunuzda kilo almaya meyilli oluyorsunuz. Aynı anda da evet diyabete yakalanmaya meyilli oluyorsunuz. Bu işin doğrusu bu. Bununla ilgili çok şey takip ediyorum. Özellikle Robert Lustig var doktor. Endokrinolog, pediatrist aynı zamanda da. Yani çocuk, obez çocuklarla en çok uğraşıyor kendisi. Profesör doktor Robert Lustig'i tavsiye ederim sizlere arkadaşlar. Kesinlikle onun araştırmalarını takip edin. Ve şunu söyleyebilirim. Evet Robert Lastik şunu tespit etmiş. Özellikle meyve şekerinin yani meyvelerden direkt olarak alınmayan ama Nutella'nın içinde alınan bütün diğer sakarozların zaten yarısı yani sakaroz dediğimiz sofra şekerinin zaten yarısı arkadaşlar fruktoz. Yarısı glukoz. Fruktozun vücuda hiçbir faydası yok arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Meyvenin içinde bulunan şekerin vücuda sadece zararı var. Bunun zararlardan bir tanesi Browning Reaction ya da kahverengileşme reaksiyonu olarak bilinen diğer ismi de Allah'ım hafızam benim elektrik gider gibi gidiyor. Neydi? Başka bir ismi var. Meşhur bilinen bir ismi var. Aa, bir bilim adamının ismiyle geçiyor. Unuttum şu an. Gitti. Bir saniye. Eşime sorabilir miyim? Soru sorma hakkımı kullanıyorum. Gitti. What was the other name for Browning Reaction? You also don't remember? Ha. Soru sorma hakkımı kullandım arkadaşlar. Eşim de hatırlamıyor. <laughs> ama meşhur bir şeydir. Bu kahverengileşme reaksiyonu yaşlanmayı getiren bir şey arkadaşlar. Ve hepimiz doğal olarak kahverengileşiyoruz zaten. Yaşlanıyoruz. Ama ve lakin frukto düzenli fruktoz kullanımı sayesinde 7 kat daha hızlı yaşlanırsınız. Eşiniz İngiliz mi? Değil. Eşimin İngiliz değil ama İngilizce konuşuyoruz. İletişimimizi İngilizce yapıyoruz. Aile dilimiz İngilizce. Nurhane TV. Neyse konuya devam edeyim. Browning reaction dediğim reaksiyon bu reaksiyonlardan bir tanesi. Sadece karaciğerde metabolize edilebiliyor. Fruktoz. Ve we have English demiş. Ya Türkçe yok. Türkçe bilmiyor. Ondan dolayı. Kusura bakma Nurhane TV yani. Başka çarem yoktu. Vallahi Türkçe sorsam anlamazdı ondan dolayı. Ee, Türkçe biraz anlıyor Mayard reaksiyonu Aynen ya Nurşen Hanım bakın hatırladınız Ben size so anlatıyordum bunu bir de Mayard reaksiyonu aynen May Mayard ismiyle Geçiyor doğru Mayard ve kahverengileşme reaksiyonu Ve bunun dışında Pek çok değişik arkadaşlar Pek çok değişik reaksiyon Bizim vücudumuzda Yaşanıyor gerçekleşiyor Ve bu reaksiyonların tamamı Bir toksin olarak Vücudumuzun algıladığı Evet doğru duydunuz. Meyve şekerini vücudumuz toksin olarak algılıyor. Şimdi birazdan diyeceksiniz ki meyve mi yemeyelim? Ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Onun bir açıklaması var. Ee, bizim aldığımız meyve şekerini aldığımız en masum yer meyveler. Hatta meyve, bunun da sebebi şu arkadaşlar. Meyvelerin fazlasıyla lifi var. Özellikle lifli meyveleri yememiz gerekiyor. Eğer illa meyve yiyeceksek. Ben şunu düşünüyorum. Benim zamanında olduğum gibi ben bayağı bir kilo verdim. Ve ciddi anlamda hani böyle şey gibi kilo da vermedim. Ciddi anlamda sağlıklı bir kilo veriş oldu. Benim kilo vermem. Çünkü bu prensipleri uygulanarak kilo verdim. Nedir uyguladığım prensipler? Ketojenik beslenmeye geçtim. Günlük karbonhidrat tüketimimi %10'a indirdim. %10. %60 yağlı besleniyorum. %30 protein. Bazen proteini biraz arttırıyorum. Ama her şekilde e, şu var. Ben şuna inanıyorum. Metabolik sendromu varsa, şekeriniz yüksekse. Bunun dışında benim az önce anlattığım halsizlik, yorgunluk, bağımlılık semptomlarını gösteriyorsanız ben ciddi anlamda meyvelerden bir süreliğine en azından uzak durmanızı iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Siz yine doktorunuzla konuşun. En çok kola ve alkolde var. Tuhaf mı geldi demiş. Kesinlikle tuhaf gelmedi. Şöyle söyleyebilirim yalnız Kartal. Ben e, Doktor Robert Lustig etanolle, etanol etil alkol yani bizim içtiğimiz alkol ile fruktozun karaciğerde ki reaksiyonlarını arka arkaya slide ile gösterdiği bir YouTube videosu var arkadaşlar. Ve size şunu söyleyebilirim. Eğer küçük çocuğunuz varsa o çocuğunuzun eline şeker veriyorsunuz ya. Onun yerine alkol verin aynı şey. Hatta alkolden daha beter. Ha burada şu anlama gelmiyor dediklerim. Çocuğunuz alkol için falan kesinlikle böyle bir şey demiyorum. Kesinlikle yok böyle bir şey. Yani kesinlikle alkol sağlığa zararlıdır çocuklar için. Fruktoz daha zararlıdır onu diyorum. Kastettiğim şey bu. Çocukların elinde o küçük şekerleri görüyorum, şeyleri görüyorum. Ha çocuğa bira vermişsiniz, vodka vermişsiniz, ha onu vermişsiniz aynı şey. Reaksiyonları tek tek okuyup yani ben bir e, endokrinolog değilim. Ama velakin kimya geçmişim var. Nurşen Hanım bilir. Kimya arka planım var. Anlayabiliyorum reaksiyonları. Biyokimyadan haberdar bir insanım. Endokrinoloji bilmiyorum. Bu sayede öğrendim endokrinoloji birazcık. Hocalarımızdan öğrendim ben de. Ben her zaman şunu söylerim. Devlerin o sırtında yükselmek gerekiyor. Yani sen kendin her şeyi bilemezsin ama gerçekten bu konuda iddialı olan insanları... Bu konuda yıllarca araştırmış araştırma yapmış olan insanları... Peşinde gitmek gerekiyor. Evet arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Kanalımızın bir geyiğidir. İlk defa kanala gelenler bunları bilmiyor olabilir. Bakü'de her milletten her kültürden insanlar yaşıyor. Azerbaycan vatandaşı olarak ne güzel. Ne güzel. İlgisi yok kilonun en büyük sebebi stres. Kişi tedirginse vücut her şeyi depoluyor. Şimdi Nurullah Yaşar Çubuk Ovası, o da doğru. Benim dediğim de doğru o da doğru. Kortizol ile ilgili konuşuyorsun sen. Onu ayrıca konuşuruz. Onu ayrıca konuşuruz. Kortizol çok önemlidir. E bir insan kilo verirken ben kilo verirken ne yaptım biliyor musun Nurola? Yaşar. Spor yaparken çok hafif spor yaptım. Ağırlık kaldırdım düzenli olarak ve çok hafif kaldırdım ve çok daha fazla gerçekten çok ciddi derecede bir kazanımım oldu onu söyleyebilirim. Yani ciddi anlamda yağlar gitti ve kaslar çıktı ortaya. Ama çok hafif spor yaptım. Eskiden o çok obezken, o acayip böyle basıyordum falan filan onların hiçbirini yapmadım. Bunun sebebi o az önce bahsettiğim şey. Kortizol. Kortizol ormanı yükseldiğinde arkadaşlar kortizol stresten kaynaklanır. Stres kortizolü tetikler. Bunun dışında kortizolü tetikleyen şeylerden biri de aşırı idmandır. Ve anaerobik solunumdur. Anaerobik solunumun en son okuduğum makalelerin birinde diyordu. Tabii ki daha hala araştırmalar devam ediyor bunların anlaşılması açısından ama... ...aslında kilo vermeyi durdurmak istiyorsanız idmanları arttırmanız lazım. İdmanları sertleştirmeniz gerekiyor. Garip değil mi? Zamanındaki kalori mantığından çıktık. Nerelere nerelere geldik? Hiç alakası yokmuş olayın. Yani bize ne diyorlardı eskiden... Çık, giren çıkan giren kaloriler, çıkan kaloriler bilmem ne. Ben kendi kalori hesabımı yaptım kilo verdiğim bu dönemde. Bu hesaba göre benim 1900 kalori, kalori açığım olması lazım günde. Bu mümkün değil. Tabii ki öyle bir kalori açığım olmadı. Günde 6 saat ekstra koşmam falan gerekiyor böyle bir şeyin olması için. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Endokrinoloji ve hormonları bilmek gerekiyor kilo vermek için. Ve bunun... Bunu ve en önemlisi burada şu az önceki konumu tamamlayacağım şekerle ilgili Arkadaşlar en büyük sıkıntı şu. Metabolik sendroma sahip insanlarda arkadaşlar insülin çok yüksek ve hiperinsülin toplumu dediğimiz şey bizim şu an içinde yaşadığımız toplum. Ben şu an tatilde bulunduğum yerde görüyorum herkes göbekli. Herkes kilolu. Yani kilolu olmak normal bir şey. An itibariyle. hatta zayıf göbekliler var bir de. Bu olay şundan kaynaklanıyor. Az önce anlattığım uyuma falan olayları da şundan kaynaklanıyor. Merak ediyorsanız. Şimdi yüksek Şimdi arkadaşlar normalde yemek yediğinizde yemek yediğinizde yediğiniz yemek sindiriliyor, işte çeşitli metabolik süreçlerden geçiyor ve bu süreçlerin sonucunda ne oluyor? Bir miktar trigliserit üretiliyor karaciğerde fazla girmeyeceğim detayını. Bu trigliserit adipoz doku denilen yani yağ dokusunda depolanıyor bu ya sağlıklı bir insan için konuşuyorum şu an. Ki, e, metabolik sendroma sahip insan için konuşmuyorum. Sağlıklı bir insanda bu, depolandığı zaman orada bu yağ dokusu beyni uyarmak için bir hormon salgılıyor. Leptin bu hormonun adı. Bu hormonun görevi şu arkadaşlar. Beyne diyor ki vücudunuzda vücudumuzda an itibariyle herhangi bir enerji problemi yok. Enerji problemi yok. Her şey yolunda. Sıkıntı yok. Beyin dediğim hipotalamus burada bahsettiğim. Hipotalamus bu sinyali alıyor ve sempatik sinir sistemine bir sinyal gönderiyor. Diyor ki her şey yolunda sıkıntı yok kanki. Bundan dolayı sen sağlıklı yaşıyorsun. Ama ve bizim toplumumuzda durum böyle değil. Bizim toplumumuzda insanlarda leptin hormonu doğru düzgün çalışmıyor. Sebebi de şu. Doktor lastikten alıntılıyorum bunu. Yapılan araştırmalar insülin hormonunun yüksek olmasının, düzenli olarak kanda yüksek olmasının leptini down regüle ettiği yani aşağıya çekti. inhibe demeyeyim tamamen ortadan kaldırma demeyeyim ama down regüle ettiğini gösteriyor. Şimdi leptininiz down regüle olunca ne oluyor? Beynin haberi yok sizin doyduğunuzdan. Vücudunuzda yağ olduğundan haberini, haberi yok beyninizin. Beyin sempatik sinir sistemine şu mesajı gönderiyor. Vücutta bir enerji krizi var. Kişiyi yemek yemeye zorla. Kişiyi bütün şalterleri indir ve siz birdenbire kendinizi halsiz hissediyorsunuz. Kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Onun ötesinde grelin denilen ayrı bir hormon var vücutta. Grelin açlık hormonu o tetikleniyor. Ve siz 3 saatte bir acıkmaya başlıyorsunuz. Doymanız gerekirken yemek yedikçe acıkmaya başlıyorsunuz. Ve daha da fazla yemek istiyorsunuz yedikçe acıkıyorsunuz, acıkçıkça yiyorsunuz, yedikçe acıkıyorsunuz. Size diyorlar ki %40 karbonhidratlı beslenin. Siz karbonhidratlı beslendiğin sürece çıkamazsınız bunun içinden. Ha ne oluyor o zaman da beceremediğinizde dönüp size ne diyorlar? Sen iradesizsin. Size yanlış tavsiyeler verildi yıllarca ve bunu ortaya çıkıp söyleyen doktorlar var. Açık açık söyleyen haykıran doktorlar var. Diyabetin çaresi olmadığı söyleniyor. Hayır. Diyabetin çaresi var. Diyabetin çaresi insülin değil arkadaşlar. Ee, insülin sadece durumu, beyni aslında kandırmaya gerek yok. Emel, e, Emel Hanım, e, beyni kandırmak mümkün mü diyor. Aksine e, tek yapılması gereken şey şu, karbonhidrat alım, alımı azalacak. Karbonhidrat alımı azaldığında insülin düşecek ister istemez. İnsülin üretimi düşecek ve mesela az önce Ela da bahsetmiş. Bende insülin direnci var diye, i̇nsülün direnci metabolik sendrom zaten aynı şey aşağı yukarı. Aşağı yukarı aynı şey. İnsülin direnci olup da metabolik... Diren... Ee, ne derler? Ee, metabolik rahatsızlığı olmayan bir insan zaten yok. yani Toplumumuzun genelinde zaten insülin direnci var arkadaşlar. Ve şunu anlatabilirim sizlere. Bu normalize ediliyor bu durum. Coca-Cola içmek normalize ediliyor. Bol bol tatlı yemek normalize ediliyor. %40 karbonhidrat almazsanız ölürsünüz acınızdan. Hayır arkadaşlar. Aylarca ben %10'un altında karbonhidrat yedim. Bol bol yağlı beslendim. Günde yüzde 60 yağ yedim. Yağlı yiyince yağlı olmuyorsunuz. Ne yerseniz o olmuyorsunuz. Doğru değil bu. Bunun en büyük örneğini benim. 17 kilo verdim ben ya. 17 değil mi? Bilmiyorum. Tam rakamı sallamayayım da o civar bir şey kilo verdim. Ve öyle incelerek kilo vermedim. Baya böyle kaslanarak kilo verdim. Çok güzel kilo verdim ya ben. Ve bu ben çok mükemmel bir insan olduğum için değil, süper bir insan olduğum için değil bazı doğruları görmeye başladığım için olduğunu düşünüyorum. Bunu herkesin yapabileceğini ben düşünüyorum. Ve 16 saat aç kalıyordum bazen, 20 saat aç kalıyorum. Canım hiçbir şey çekmiyor arkadaşlar. Hiçbir şey çekmiyor. Böyle hafif bir böyle açlık hissi geliyor gidiyor ama çok da bir şey yok. Ama öncesinde nasıl? 3 saat yemek yemezsem sinir krizi geçiriyordum. Mide bulantıları böyle "A öleceğim açlıktan. Geberiyorum galiba." falan. Bunun sebebi arkadaşlar grelin hormonu. Az önce anlattığım konu. Nurane TV çok güzel bir şey söylemiş. O başka kaslılar da varmış. Ya Ela ben e, Uğur Türk kadar kaslı olamam. Öyle bir şey yok. <laughs> Şöyle bir şey var. E, bir miktar tabii kas çıktı doğal olarak ama ben bende hala kilo var. Benim hala kilo vermem gerekiyor Ela ya. Bir 10 kilom daha var. Şu tatil bittikten sonra devam edeceğim. Şu an Karbonhidrat alımımı ister istemez arttırdım. Şu coğrafyaya gelip de buranın nimetlerinden faydalanmamak mümkün değil ama bazı yan etkilerini de görmedim değil. Yani şöyle bir şey var. Ketojenik beslenme vücudun enerji enerjisini keton cisimciklerinden almasıyla oluyor. Yani glukozdan değil enerjiyi artık oradan sağlıyorsunuz. Tabii ki kan glukozu her zaman baki. Kanda şekerin belli bir aralığı var. O olmak zorunda. Ama şunu anlatabilirim arkadaşlar. Yani şey o tabii ki şeyden çıkıyorsunuz ketozis denilen durumdan çıktım şu an. Ama buna geri döneceğim. Genelde şunu söyleyebilirim. Ketozise girmeniz 3-4 günü alıyor topu topu. 3-4 gün bir sıkıntı çekiyorsunuz. Ben de çekeceğim. Şimdi ben tatilden döndüğümde kendimi ketozise sok sokmaya çalışacağım tekrardan. Bizim belli bir beslenme şeyimiz var. Yani yemeklerimiz var. Sabah kahvaltım benim fikstir zaten. Dediğim gibi ekmek falan yemem ben yemiyorum. Yani şu an tabii bugün zehirlendiğim için dün e, sabahtan beri ekmek yiyorum. Şu an başka bir şey yiyemiyorum. Yemek yiyemiyorum şu an ama şu andan bahsetmiyorum. Benim şu anki durumum özel. E, siz çalışmaya devam edin ben tatildeyim diyor. Ya Uğur benim tatilim bitiyor ya. Vallahi haftaya cuma dönüyoruz. Hiç dönesim yok. Hiç hiç. Şu an genç yaşta zerkonyum taktıranlar vardır estetik yoluyla bu şeker yüzünden diyor. Arkadaşlar bakın Şimdi bu beslenme şeklinin bize dayatılmasının sebebi şu. Özellikle e, bu ilk 10 gıda şirketine bakın, en tepedeki bu Big Food denilen şirketlere bakın. Hepsi özellikle bitki temelli ürünler üreten ve bu çünkü ve bu ürünler üzerinden özellikle GDO'lu ürünler üreten şirketler ya da bu şirketlerin kar marjı çok yüksek ve Gerçekten gıda fiyatları çok düştü. Dünyada açlık azaldı arkadaşlar. Bunun hatta iyi bir şey diye anlatıyorlar. Ama açlık yerine şimdi ne var arkadaşlar? Zehirle beslenme var onun yerine. Yani yediğiniz şey yiyecek değil. Normalde vücudunuza girmemesi gereken şeyler. Ee, yukarıda palm yağlarından bahsetmişti. Az önce gördüm chatte ama bakamadım Dilara. Palm yağı sakat bir şey arkadaşlar. Palmiye yağı. Bunun dışında evlerimize giren... Normalde kesinlikle ağzımızdan içeri girmemesi gereken ...mısır özü yağı... <gülüyor> ...evet <gülüyor> doğru duydunuz mısır özü yağı... Ee, ...bunun dışında ne var... Ee, ...tabii ki ayçiçek yağı... ...gibi yağlar söz konusu... ...peki hangi yağlar güzel yağlardır... ...trans yağ üretmeyecek yağlar... ...mesela... ...yani ya da minimal ölçüde... ...üretecek yağlar... ...mesela bunlardan bir tanesi şey... Ee, ...tabii ki zeytin yağı... ...zeytin muhteşem bir şey arkadaşlar... Yani ...Akdeniz'in bize verdiği bir nimet... Türkiye'de zeytin ağaçlarının katledilmesi ondan dolayı insanların protesto etmesi gereken bir şey. İnanılmaz bir zenginlik. Zeytin ağaçları ben de Akdeniz'in bir köşesindeyim an itibariyle. Şunu söyleyeyim bu toplum a, yani zeytin zeytinyağını başının üstünde tutuyor arkadaşlar. Bu benim içinde bulunduğum şu an içinde bulunduğum topraklarda zeytinyağı gerçekten böyle tanrı gibi tapıyorlar zeytine yani. Öyle söyleyeyim. Yani zeytin gerçekten hayat veren bir şey arkadaşlar. Bunun dışında başka yağ tipleri de var. Mesela tereyağı gerçekten iyi bir yağ. Margarinden fellik fellik kaçmanız iyi bir fikir bence. Zaten bunu artık ya bu konuda bir kavga yok bu konuda. Herkes en fikir margarinin berbat bir şey olduğu konusunda. Ama özetle şunu söyleyebilirim. Ketojenik beslenme ile arkadaşlar ee, şeyi birleştirdim. E, aralıklı orucu birleştirdim. Günde 8 saatlik bir yemek aralığım vardı. Bu aralıkta yiyordum. Karbonhidratı %10'a indirmiştim. Ve şöyle söyleyeyim. Düzenli spor yapıyordum ama çok hafif spor yapıyordum. Yani kaldırabileceğimin çok altında ağırlıklar kaldırıyordum. Rahat da kalıyordum. Çünkü anaerobik solunum denilen solunumu engellemeniz gerekiyor. Vücuttaki kortizol tekitiklenmesin. Anaerobik solunum nedir arkadaşlar? Anlatayım. Aerobik solunum oksijenli solunumdur. Anaerobik solunum, oksijensiz solunum. Bunu aranızdaki bazı arkadaşlar kesin bilir. Makarna da margarin çok iyi demiş <gülüyor> Ela. <gülüyor> Ela. E, ben bu o, onunla ilgili bir şey ekleyeceğim sana. Ya mar, margarinle ilgili değil de bu konularla ilgili bir şey anlatacağım sana sonrasında. Ne diyordum? Ha. Bu arada yarın yayın kesilmedi değil mi ya? Ben bana böyle bir olumsuz sinyaller geldi o OBS'ten tekrardan. Sesimi umarım duyabiliyorsunuzdur. Ne diyordum ben? Hah, hafızam şu an gitti. Ben ne konuşuyordum ya? <laughs> i̇şte, konusuz muhabbet olunca böyle, böyle arkadaşlar yani. Yani beslenmeden bahsediyordum da özellikle bir konu açmıştım, yağlardan bahsettim. Ondan sonra, evet yayın kesilince dikkatim de kesildi benim iyi mi? Yayın geri geldi, dikkatim geri gelmedi arkadaşlar. Margarin mi kullanıyoruz? Yok margarin ben kullanmıyorum. Tavsiye de etmiyorum kimseye. E, TC Ali şey demiş biliyorum duymuştum şeker ilacı. Metformin falan var işte. Hani glifor, metformin. Değil mi bu tip şeyler var ama e, mesela Sarah Holberg diye biri var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, bu Sarah Holberg doktorlardan bir tanesi kendisi başka bir şey yüzünden hayatını kaybetti. Tamamen alakasız bir konudan dolayı ama kendisine diyabet meleği derlerdi. Ve kendisi ölmeden önce yaptığı araştırmalarda araştırmalarda şunu buldu özellikle. Diyabetin çaresi var. Tıp dünyasının size anlattığı gibi devamlı giderek artan miktarda ilaç kullanmanız gerekmiyor. Arkadaşlar az önce size ne anlattım? Dedim ki Oksijenli solunum. Ah Yaşar Çubuk ovası. çok güzel söyledim. Şimdi bu iki konuyu birleştireceğim şimdi anlattığım konuyla. Arkadaşlar bakın kanser türlerinin ortak noktası şu. Hücre içi solunum. Hani az önce anlattım ya. Yediğimiz besinleri parçaladık parçaladık ne oldu? Glikoza indirgedik. Yani hepsi glikoz olmuyor da. Yağlar glikoz olmuyor mesela. Tabii ki o da glikoza çevrilebiliyor. Protein de glikoza çevrilebiliyor. Karaciğerimiz çok fonksiyonel. <laughs> Her türlü reaksiyon oluyor arkadaşlar karaciğerde. Şimdi şöyle bir şey var. Oksijenli solunum. Karaciğerimizde olan bir olay ve bunun o bunun dışında yani çok acil bir enerji ihtiyacı olduğunda oksijenli solunum yetmiyor. Normalde oksijenli solunum gerçekten evrimin bize sunduğu bir e, harika bir şey. Çok gerçekten efektif, etkin bir yöntem. Enerji elde etme yöntemi. Ne oluyor? glikozumuzu parçalıyoruz oksijenli. Nurhane TV hoşça kalın ben gittim arkadaşlar demiş. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Ben de açıkçası bir 15-20 dakika daha konuşurum, kapatırım yayını gibi geliyor bana. Bunun dışında bir de oksijensiz solunum var. Ne zaman oksijensiz solunuma ihtiyaç oluyor? Vücudun çok acil enerjiye ihtiyacı olan zamanlarda. Çünkü oksijenli solunum biraz daha yavaş ilerleyen bir süreç ama velakin çok daha efektif, etkin. Yani glukozdan gerçekten maksimum enerji çıkart, çıkartabiliyorsunuz oksijenli solunumla. Oksijensiz solunum ise laktik asit üreten bir e, solunum şekli. Laktik asit arkadaşlar vücudunuzda yorgunluk yaratıyor. Ondan dolayı çok hızlı koştuğunuzda falan böyle e, hani tutulur ya kollarınız bacaklarınız falan birdenbire hiç alışkın olmadığınız miktarda. Sebebi dur laktik asit yorgunluk yapar arkadaşlar aşırı derecede. Oksijensiz solunumun bir kötü tarafı da şudur ki vücut vücut bir tehlike moduna girer. Mesela bir asla, aslanı gördüğünüzde diyelim, hani doğadasınız, hani milattan önce bilmem kaç <laughs> ormandasınız karşınızda aslan, panik olmanız gerekiyor. Stres hormonu olan kortizol tetikleniyor ve Nurullah Yaşar çubuk ovası haklı. Kortizol tetiklendiğinde kortizolün bir etkisi de insülini etkisini engellemek. İnsülinin işini yapmasını engellemek yani insülin direnci yaratıyor. Diyeceksiniz ki aa o zaman kortizol çok kötü bir hormonmuş. Hayır. Kortizolin olayı sizi o olay anında sadece kurtarmak, tetiklemek. Aynı zamanda damarlarınızı da sıkar. Yani böyle basıncı arttırır damarlarda falan. Normalde çok özel anlarda bunun tetiklenmesi gerekir. Yani kortizol sizin için iyi bir şeydir normalde. Ama bu devamlı tetikleniyorsa, devamlı stres, panik hali içindeyseniz eğer ki günümüz toplumunda biliyorsunuz panik atak gibi rahatsızlıklar var. Ve sık sık tetikleniyorsa bu otomatik mi bir insülin direncine yol açabilir? Yol açar demiyorum. Çünkü bununla ilgili garantili bir şey diyebilecek kadar bu konuyla ilgili bilgim yok ama yapılan çalışmalarda bulunan şeyler bu. Ve kortizolin devamlı yüksek olması ve devamlı panik durumunda olmanız ne dedim az önce damarları hafif sıkıyor yani o e, ne derler aşırı kan, kan basıncı olması gerekiyor yani o, o olaya sert bir şekilde tepki verebilmeniz için bu bu fight or flight response dediğim yani işte savaşacak mısınız kaçacak mısınız o tehlike anında ikisinden birini yapmanız gerekiyor bu evrimsel bir şey milyonlarca yıldan da diğer canlılardan bize gelmiş bir şey ondan dolayı bunu sürekli normalde bu kadar strese girmezmiş bizim hatalarımız üst üste, üst üste üst üste ama biz bu stres içindeyiz devamlı niye çünkü stresör dediğimiz şeyler var hayatımızda çok fazla yani daimi böyle bizim kronik strese sahip olmamıza sebep olan şeyler var kovulacak mıyım ekonomik krizle nasıl baş edeceğiz Rusya gazı kesti Avrupa'dayım ne halt edeceğim değil mi ondan sonra reis nas dedi eyvah Türk lirası gene değer kaybedecek ne olacağız gibi. <laughs> Bizi böyle düzenli strese sokan konular var arkadaşlar. Ondan dolayı ister istemez devamlı böyle yüksek kortizol stresle mücadele etme durumumuz var. Ondan dolayı evet stres ömrünüzü düzenli stres ömrünüzü kısaltır arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. Neyse sağlıkla ilgili çok fazla konuşup canınızı sıkmadığımı umut etmek istiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bize iyi diye tavsiye edilen şeyler o kadar da aslında iyi değil. Bize özellikle doymuş yağlardan uzak durun diye bas bas bağırıyorlar. Arkadaşlar doymuş yağlarda hiçbir zarar yok. Yalanın daniskası. Uzak durmanız gereken şeyler trans yağlar normalde. Yani bu şeyler var ya ne derler? Ee, bu işte kızartmalar var mesela. Kızartma hazır yiyecekler bilmem ne. Bunların içindeki yağlar ondan sonra pek çok ee, ...paketli yiyeceğin içindeki yağlar... ...bunlardan fellik fellik kaçmak gerektiğini ben düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Hayatınız sizin hayatınız. Özgürsünüz arkadaşlar. İstediğiniz en zehirli, en tehlikeli şeyleri yiyebilirsiniz. Ama sonuçlarına da siz katlanırsınız. Ben bu tehlikeli şeylerden bazılarını yedim geçmişte. Pişmanım. <laughs> Ondan dolayı izleyicilerimin de benim takip ettiğim yolu takip etmesini... ...bir gün kardiyoloğa gidip kardiyologdan hiç hoş olmayan bazı şeyler duymasını... Ve onun ardından bunların içine yani bu konuya yani benim geldiğim şu anki noktaya gelmesini tavsiye etmem. Ela muhabbet mikrofonu margarin hakkında bir şey diyecektin. Ya margarin değil de psikoloji, beslenme ve psikoloji hakkında bir şeyler konuşacaktım ama konu bir şekilde margarine geldi orada niye bilmiyorum. Sana ben psikoloji ile ilgili bir şey diyecektim. Gariptir. Yani senin psikolojinle ilgili değil bu dedim benim. Yani. Hani genel. Şöyle ilginç bir şey var arkadaşlar. Bu şeker. Şekerin ne kadar özellikle fruktozun değil mi? Değişik şeker tiplerinden biri fruktoz. Çok yaygın. Her şeyin içinde var. Her türlü. Hatta şekerli olmayan gıdaların içinde bile var. Bu şeyin pis ciddi psikolojik sorunlar yarattığı ortaya çıkmış biliyor musun Ela? Çok şaşırırsın belki. Şu anki Psikolojik rahatsızlıkların çok ciddi bir bölümünde beslenmenin etkisi olduğuna yönelik sonuçlar son yıllarda ortaya çıkmaya başladı. Ve pek çok insan psikolojiyle beslenme ne alaka diyor. Artık ya da bilim dünyasında bile bunu diyenler vardı. İnsanlar geri adım atmaya başladılar bundan. Bu konuda çok iddialı. Emel Bodur şekersiz tüketiyorum yıllardır demiş. Kesinlikle çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Never mind diyor. Şeker tatlı zehirdir. Canan Karatay demiş. Doğru. Canan Karatay'ın haklı olmadığı bazı konular olduğunu düşünüyorum ama şeker konusunda gerçekten haklı. Özellikle fruktoz çok tehlikeli arkadaşlar. Ee, hazır yiyeceklerin en büyük zararı kısa zamanda raf ömrü bitmesin diye içine kimyasal karıştırıyorlar. Ya o da var. Hazır yiyeceklerin içinde genelde çok yüksek fruktoz var. Doktor Morkowitz'in ortaya attığı bir e, kavram var. Yaşar Çubukovası e, dostum. Bu kavramın adı Bliss Point. Yani ee, ...mutluluk noktası. Öyle çevirebilirim Türkçe'ye. Bliss point şu demek. S Endüstriyel olarak yediğin yiyeceğin içine... ...sen çakmadan katabilecekleri en yüksek şeker. Diyeceksin ki niye sen çakmadan? Çünkü bu yiyecekler tatlı olmaması gereken yiyecekler. Sen şekerli olmadığını zannederek alıyorsun bunu. Mesela çeşitli salçalar. Çeşitli ondan sonra tuzlu olduğunu düşündüğün böyle işte ruffles'lı, gibi gıdalar. Şimdi sallıyorum yani aklıma benim gelmiyor ama hiç olmadığı, olmadığını düşündüğün şeylerin içinde çok yüksek şeker olabiliyor. Ve yiyorsun diyorsun ki benim ağzıma şeker tadı gelmiyor. Ve bu. Birincisi bu şeker. ikincisi senin dediğin raf ömrü bitmesin diye kimyasal karıştırıyorlar. Çok haklısın. Yaşar. Kesinlikle doğru. Üçüncüsü arkadaşlar tabii ki trans yağa dönüşebilecek ya da hali hazırda trans yağ olan Bileşimler. Şimdi transis nedir? Uzun uzun girmeyeyim o konuya. Organik kimya anlatmayalım burada ama sıkılırsınız çünkü. Ama şunu anlatacağım sadece. Bu kimyasalların tehlikeli tarafı şu. ROS denilen bir şey var vücudumuzda. ROS. Bunlar işte fruktozun da sebep olduğu bir şey. Zaten fruktozla trans yağların ortak bir tarafı bu. ROS, reactive oxygenated species demek. Tamam mı? Reaktif, oksijenlenmiş türevler. Türkçesi. Reactor of oxygenated species denilen şeyler bu o, radikaller aslen tepkimeye giriyorlar, hücre zarıyla tepkimeye giriyorlar, hücrenin ve hücre yapılarını bozuyorlar. Kanser başta olmak üzere bir sürü şeye yol açıyorlar. Ve az önce anlattığım oksijenli oksijensiz solunumla ilgili konu da bununla ilgili. Bütün kanser türlerinin bir ortak noktası var diyor bu e, Robert Lustig. Bu az önce anlattığım uzmanlardan bir tanesi. Hatta Paul Mason var bir başka doktor takip ettiğim o da diyor aynı sunu. Bu metabolik sendrom, insülin direnci bu konuların hepsi hücrelerinin içinde bulunan ve enerji üretmekle sorumlu bir organel var. Organel yapıcıklara denir hücre içindeki. Duymuşsunuzdur lisede endoplazmik retikulum falan vardır mesela. Bunlardan bir tanesi mitokondri. Mitokondri bu yapı. Mitokondri enerji üretmekle sorumlu. Ve bütün kanser türlerinin bir ortak tarafı şu ki, diyor Robert Lustig, mitokondri, meta, mitokondri'nin yapısı ve işlevi bozulmuştur. Yani enerji üretme, yani şeker metabolizması ayvayı, yani illa şeker olmasına gerek yok ama enerji metabolizması ayvayı yemiş durumda. Ve kanser hücrelerinin de aynı Nevermind Dude'un yazdığı gibi, şeker dışında bir şeyi katkı, yani gıda olarak kullanamıyor endoplazmik bir kulum demiş Ela. <laughs> Eskiden bir radyo vardı. Radyoda bunu ses efekti olarak kullanırlardı. Endoplazmik redikulumunu yiyeyim anam derlerdi. Hakikaten endoplazmik redikulum taşıdımdan sorumlu. Ama mitokondri aşırı derecede önemli. Çünkü enerji az önce anlattığım solunum ve bu mevzular burada. Ve karaciğer yağlanması dediğimiz konular aslında karaciğerdeki hücrelerin endoplazmik redikulumunda olan şey, endoplazmik redikulum dedim pardon, mitokondrilerinde olan na, o reaksiyonlar aslında. Burada baktığımız reaksiyonların ciddi bir bölümü. Ve şunu söyleyebilirim size arkadaşlar. Ketojenik beslenme dediğim şeyin olayı şu az önce anlattığım. Glükozdan değil keton cisimciklerinden enerji üretiyorsunuz. Kanser hücreleri keton cisimciklerinden beslenemez. Ve siz ketojenik beslendiğinizde kanser hücreleri aç kalırlar. Anam TV'deki doktorun programlarına döndü diyor. Ya ben çok araştırdım nevermind diyor. Çok taktım kafaya bu konuyu. Çünkü bana verilen tavsiyeler bir halta yaramadı. Yıllarca doğrusunu unuttun diyor. Ya benim dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğum var. Asabiyim ben. Ela olur öyle yani. Yani evet endoplazmik korun, e, redikulum taşınımdan sorumlu mitokondri olduğu şey. Ama gerçekten de böyle bir şey var yani bana verilen tavsiyeler hiçbir halta yaramadı yıllarca. Diyorlar ki yediğinden daha az kalori tüketeceksin bilmem ne. Ya kalori hesabı yapıyorum yapıyorum ona rağmen kilom artıyor. Ondan sonra dönüp diyorlar ki ya sen yanlış hesaplamışsındır. Yanlış hesaplamışsındır. Sen işte gözünden kaçmıştır bilmem ne. Ya ben yemeği yemeden önce hesaplıyorum kalorisini. E, yine tutmuyor. Ya yani nasıl kilo alıyorum ben? Ya günde 600 kalori açıyor olması lazım. Sonra anladım ki bu, bu işin kaloriyle bir ilgisi yok. Bu işin hormonlarla ilgisi var. Bizi kandırıyorlar. Sizin o kalori tabloları var ya gördüğünüz internette. O kalori tabloları sağlıklı metabolik bir yapıya sahip insanlar için geçerli. Sizin vücudunuz o şekilde o reaksiyonları gerçekleştirmiyor. Bu söyledikleriniz hep genel. Yalnız her bünye için çok farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Aynen kapkan. Ben de bunu diyorum. Bunu diyorum. Şöyle ki kanserle ilgili ve diğer konularla ilgili söylediğim konular genel konular. Aynen. Ben şuna inanıyorum. Ee, gerçekten yani bu anlattıklarım benim size bir tavsiye değil. Sadece araştırmanızı kendiniz yapın. Bir başlangıç noktası olsun burada anlattıklarım. Biz burada muhabbet ediyoruz. Ben çok ciddi faydalar gördüm bu yaptığım şeyden. <laughs> benim bu arada gırtlağım e, şeyimde olmaya başladı. Ciddi faydalar gördüm. Kendimi iyi hissediyorum. ve En önemlisi ne biliyor musunuz? Kiloyu miloyu boş verin. Hiç kilo vermeseydim de ben bunu yapardım biliyor musunuz? <laughs> yine yapardım. Çünkü az önce size ne anlattım ben? Dedim ki eğer yüksek insüline sahipseniz o leptini down regüle eder dedim. Bunun sonucunda da beyin sizin tok olduğunuzu bilmez. Ondan dolayı şalterleri aşağı indirir. Ve vücudunuz bir enerji krizi varmış gibi davranır. Ondan dolayı halsizleşirsiniz ve yemek aramaya başlarsınız. Bu his gitti. Kendimi bomba gibi hissediyorum. Yani bu etki biraz azaldı son zamanlarda çünkü tatile geldiğimden beri biraz gevşettim ama şunu çok net söyleyebilirim. Kendimi iyi hissediyorum ya. Yani olay kilo vermek, kilo vermek, bilmem ne değil. Kendini kendinizi iyi hissetmek. Bir yudum su iç diyor. Evet, bir yudum su içmem lazım da su yok burada şimdi yanımda. Dolaba gitmem lazım. <laughs> Birazdan yayını kapatacağım. Ondan sonra bütün şişeyi içebilirim. Biraz su içmekten hala korkuyorum. Zehirlenmenin etkisi var. Nurşen Hanım hala biraz böyle hem yemek yemeye hem su içmeye iki gündür şeyim. Çok böyle gıdım gıdım yiyorum bir şeyler. Biraz patates yerim herhalde. Böyle muz yerim biraz. Süleyman abinin dediği gibi. Muz ye diyor ya. Zehirlenme yakalandığınız zaman arkadaşlar <laughs> kendimi kilolu hissetmeye başladım. Emel Bodur öyle diyor. Valla ben gördüğüm kadarıyla sizin herhangi bir kilo probleminiz yok. Ama benim bu anlattığım konular yani karbonhidratla ilgili konular incecik insanlarda da var. Ve semptom göstermiyorlar arkadaşlar. Yani bu insanlar da e, metabolik yan etki yaptı konu diyor. Yani işte kendi deneyimlerimi anlattım kusura bakmayın. Umarım sizleri sıkmamışımdır bu konuyla ya arkadaşlar. Şimdi bazen insanlar kendilerini kötü hissediyorlar bu konuyu dinlediklerinde. Ben kendimi bazen çok kötü hissederdim kilo olduğunda. Bende de DEHB var diyor. Ya Dilara sorma ya. Sorma. Yani bu DEHB çok acayip bir şey. Bunun ben bir gün yayınını yapmak istiyorum. Biliyor musun? Yani uzmanı değilim konunun ama bizzat mağduruyum. <laughs> Zehirlenme anında yoğurt veya zeytinyağı için. Yoğurdun çok etkisi oldu. Bana zeytinyağı bilmiyorum ya. Yani muhtemelen benim midem kaldırmaz. Midem kaldırmaz onu gibi geliyor. Evet arkadaşlar bugün durumlar böyleydi. Sağlıkla ilgili konuştum biraz daha çete bakayım arkadaşlar sizle sizlerle ilgili biraz muhabbet edeyim bir 5-10 dakikaya kapatırım diye tahmin ediyorum artık. Biz de birazcık dışarıya çıkar gezeriz. Burada saat 9.50, Türkiye saatiyle 10.50 şu an. Beni şuraya kadar dinlediyseniz gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer sevdiyseniz burada anlattıklarımın hiçbiri tıbbi tavsiye değildir arkadaşlar. Çünkü ben bir doktor değilim. Bir uzman değilim ben. Bir kardiyola, ya kardiyola yaptığım bir ziyaretin sonunda tepemin tası attıktan sonra başladım bu işleri araştırmaya. Kimya altyapım olduğu doğrudur. Ve kendi yolumu kendim çizmeye karar verdim. Çünkü doktorların ve diyetisyenlerin verdiği tavsiyeler bende işe yaramıyordu bir türlü. Kendi deneyimlerimdir. Lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Yani sizlere bunu yapın, bunu yapın diye ben bir şey anlatmıyorum burada. Onda bir anlaşalım. Ondan sonra e, muhabbet mikrofonu. Ben öldüm, <laughs> ketojenik beslenme yaptım. Öldüm, mezardan yazıyorum falan. Yani kabul etmem bunu. Ama cidden yani herkes ki Tıp tıp anlamında Türkiye'de çok ciddi derecede bir eğitimsizlik olduğunu düşünüyorum. Modern tıp ya da e, doktorların eğitiminden bahsetmiyorum. Lisede bize yeterince eğitim verilmiyor arkadaşlar. Lisede, ortaokulda çok daha fazlasını bilmemiz lazım. Kendi vücudumuza dair kendimizi tanımıyoruz abi. Ötesi mi var yani? Kendini bil demiş. Değil mi? <laughs> Mevlana mı demişti acaba onu? Konya'lı arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Yoğurdu zehirlenmeseniz de yiyin her öğünde. Zehirlenmenizin dozunu da azaltır. Yoğurt ev yapımı olacak demiş. Doğru yoğurt güzel bir şey. Karadeniz sularında mücadele ediyoruz. Geçen hafta kapattık sezonu demiş Emel Bodur. Yüzmeyi biliyorsan sana yüzmeyi öğretebilirim. <laughs> evet Uğur Türk yüzme bilenleri yüzme öğreten bir arkadaş arkadaşlar. Adam o kadar kaslı ki kasları her yere yetişiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ela yağı nasıl içiyorsunuz diyor. Bilmiyorum ben yağı direkt olarak içmiyorum kendim. Midem kaldırmaz yani. Yağı genelde her türlü şeyin içine katarak kullanıyorum. Artık kendim zaten yağlı besleniyorum. Çok. Ama yağı direkt olarak içmem yani. Midem kalkar. Uğur Türk. Emel yüzmeyi biliyor musun? Evet. Emel Hanım, Uğur Türk size ee, yüzmeyi öğretecek ama Konya'da. <laughs> Nevermind diyordu. Mevlana canım Konya'ya gidesim demiş. Konya demişken migrant nerede ya? Migranta selamlarımı söyleyin. Gerçekten gelirse selam olsun kendisine. Sonradan dinlerse beni, değil mi? Ee, biraz daha dinleyelim, e, okuyalım yorumları. Nurşen Fidan, hayır hiç sıkılmadık demiş. Demiş çok teşekkür ediyorum Nurşen Hanım. Gerçekten şuraya kadar beni dinlediyseniz ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü benim için de bir terapi gibi geliyor. Gerçekte iş gibi görmüyorum. Ya yani işe başladıktan sonra muhtemelen yayınlar biraz daha azalacak sayıcı. Tatilde daha çok Yayın yaptım beklentimin aksine. Ben daha az yayın yaparım diye düşünüyordum. Amerika fast food beslendiğinden halkın çoğu kafa gidik. Bilimsel çalışmalar makaleler söylüyor, oradan biliyorum demiş. Amerika'nın çok ciddi sorunları var. Never mind dude. Ee, dostum gerçekten çok ciddi problemleri var. Yani Amerika, Amerika kendi halkına çok da faydalı bir devlet değil bence. Ee, bu konuyla ilgili konuşmuştuk geçen de. Gerçekten de e, ciddi sıkıntılar var bu konuyla ilgili. Yani halkın bazı kesimi çok mutlu ama çok mutsuz insanlar da var Amerika'da. Sokaklara düşen insan sayısı hiç de az değil Amerika'da. Gerçek anlamda az değil. Yani Amerika başlı başına böyle saatlerce konuşulacak bir konu Amerika. Bitmez ne saatleri aylarca konuşursun bitmez Amerika. Yani bildiğim kadarıyla Dila'ra aramızdaysa Dila'ra Amerika'yı çok seviyor onu biliyorum. <laughs> ama işte Amerika'nın iyi yanları var bazı konularda ama çok ciddi kötü yanları da var. Migrant bugünlerde inanın çok meşgul herkese selam var söylemeyi unuttum demiş. Bizlerden de selamlar Migrant'a. Burada zaten olayımız muhabbet. Her zaman sonradan dinleme şansı var. Gelemeyen arkadaşların hiç problem değil. Bol su tüketmek bol yürüyüş diyor. Bol su tüketmek her şekil çok önemli arkadaşlar. Gerçekten. Yani <laughs> kapkan diyor. Öyle e, söyle o etli ekmekçi gelsin buraya diyor. <laughs> ya değil mi? Konyalı çok bizim bu ortamlarda. İbrahim abi var bilirsiniz. İbrahim Ata o da Konya şeyli Et, etli ekmekçi. <laughs> o da etli ekmek sever. Öfke macera dolu Amerika demiş. Değil mi ya ne klipti o ya. Böyle gitarı alıyordu böyle. Ne <laughs> diye böyle. <laughs> Ya Rafet El Roman çok değişik bir adamdı değil mi? Öyle bir adam geçti Türkiye'de. Gelin kapatmadan önce biraz da 90'lar e, müziğinden konuşalım. Bugün e, Emel Hanım'la biraz konuşma şansımız oldu 90'lar üzerine. Kendisinin e, seslendirdiği 90'lar şarkıları var. Ara ara coverlıyor. Ee, Dilara'nın yazdığını gördün mü? Podcast önerisi dedi demiş. Nurşen Fidan dikkat eksikliği ve hiperaktivite önerdi demiş. Evet yapabiliriz, yapabiliriz. Ekşi sözlükte başlığı bunun var. Başlığı üzerinden yapabiliriz. Dilara dinliyorsan beni çok teşekkür ederim. Tavsiye için. Ben e, her yazılanı göremiyorum, gözümden kaçıyor. Bazen Nurşen Hanım'ın bile yazdıkları gözümden kaçabiliyor. Kusura bakmayın <laughs> arkadaşlar. E, evet. E, 90'lar müziğinden bahsetmiştim arkadaşlar kendisi kendisi aşkın nur yengi şarkılarından birini yazı söylemiş kanalında bakabilirsiniz bunun dışında gerçekten çok güzel başka bir şarkı var biliyorum o Emel Hanım sizin söylediğiniz şarkı bu değil biliyorum sizin söylediğiniz şarkının adını şu an hatırlayamadım ama aşkın nur yengi'nin söylediği şarkının adı yalancı bahar sizin söylediğiniz de bitti ne ne bahardı onun adı? O da o da bir klasikti ya 90'lardan. Unuttum. Bir yazarsanız chat'e sevinirim. İnanılmaz müzikler ya. Yani şu Smule diye Smule mi, Esmiyol mu artık nasıl okunuyor doğrusu bilmiyorum. Uygulam uygulama var. Ben de oraya girip orada böyle şarkılar falan söylemek istiyorum ama buraya tamam telif sıkıntısı çıkar diye düşünüyorum. Böyle amatör olarak şarkı söylesek güzel olur değil mi? Dilara ile vallahi Amerika'nın bu sorunu olduğuna inanırım diyor. Ya Amerika'nın çeşitli sorunları var. Ya her yerin sorunları var. Avrupa'nın da çok ciddi sorunları var şu an bence. Ben Avrupa'nın da bu aralar baş aşağı gittiğini düşünenlerdenim açıkçası. Yazık. Yazık evet. Ee, yazık. Eee, evet sizin söylediğiniz şarkı yazıktı. Bir de Aşkın Nur Yengi'nin olmayan sizin söylediğiniz bir şarkı var. İçinde bahar geçiyor. Bugün dinle, siz bana yolladığınızı dinledim ben. Ama hafızam gerçekten çok böyle elektrik gitmesi gibi gidiyor yani. Bir şey bahar. Çok da güzel bir şarkı ama böyle sadece o şarkıyla çıkıp ünlü olup sonrasında diğer şarkıları çok da bilinmeyen biri tarafından söylenmiş bir şarkı. Bunun dışında ben mesela Çelik'i çok severdim 90'lardan. Arasında Çelikçi var mı? <laughs> ama o değişmeden önceki Çelik. O Dongi Dongi Çelik'ten bahsetmiyorum. <laughs> çok severdim ya bu ee neydi işte e, ilk zaten çıktığı Ateşteyim albümü vardı ondan sonraki o ikinci albümü çok severdim Yalancı Bahar Yalancı Bahar şey e, Aşkın Nur Yengi İşte o bir de bitti bahar mı o vallahi bir saniye bulacağım size taktım kafaya bulacağım vallahi bir saniye instagrama gidiyorum hemen o kadar o kadar gideyim bir saniye. Oh. ...yukarılara yukarılara doğru çıkıyorum. Bir izninizi alacağım. Şimdi hemen geleceğim. Evet. Linki buldum. Tıklıyorum. Mevsim Bahar. Mevsim Bahar. Aynen. Yalancı Bahar şeyin. Aşkın Nur yengenin. Dilara İlata gitmiş mi acaba? Ela gitmiş. Ela iyi geceler. Ben de birazdan kapatacağım zaten. Son havadan son sudan muhabbetimizi yapıyoruz. Evet, 90'ların 90 müziğini gençlere tavsiye ederim. Hercai Dilberim dinlenmez mi diyor. Ya o albüm çok güzel bir albüm. O albüm bende vardı. Affedersin diye bir şarkı vardı. Nurullah Yaşar. O albümde. Ve ben bir kafede oturuyordum Ankara'da bak. Nargile kafeydi hiç unutmam. Böyle insanların birbirini şöyle hafiften tanıdığı ve birbirlerini gördüğü böyle bir şey. Böyle yayın olmaz ya. Yoğurda ekmek doğrayacağım şimdi. Vallahi bitireceğim kapkan söz sana. Konti gelmiş bak. Kontinin üstüne kapatılmaz yayın şimdi değil mi? Konti esenlikler dostum. Hoş geldin. Partiyi bitiriyorduk tam kusura bakma. Ee, şimdi bak bir hikayeyi anlatacağım. Son e, bu Mevsim Bahar aynen. Aynen e, Emel Hanım siz seslendirmiştiniz. Çok da güzel seslendirmiş Emel Hanım. Tavsiye ederim bilmiyorum. O ben şeyden dinledim. Gönderdiğiniz linkten dinledim. YouTube'unuzda var mı bilmiyorum. Ama başka güzel şarkılar var. Yazık YouTube'de. Şimdi Fulde Nuras. Aynen Fulde Nuras. Aynen aynen aynen. Konti, Senin de ben hatta. Evet. Doğru. Fulde Nuras'tı. Doğru. 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 herkese merhabalar. Tüm değerli insanlara diyor. değerli Konti, Sen de hoş geldin. Şimdi o kafede oturuyoruz demiştim ya Nurullah Yaşar. Şimdi oturuyoruz. Böyle Nargile Kafe yıl 2011 mi 12 mi ne öyle bir şey tamam mı? Ankara'dayız. insanların birbirlerini böyle hafiften tanıdı ama çok yakın olmadı. Hani ama insanlar birbirlerini biliyorlar. Yani öyle bir mekan ki insanlar bir araya gidiyor. Ben akademik makale yazdım o, o, mekanda. Şaka yapmıyorum. Vallahi oturuyordum. Kulaklığımı takıyordum. Kendi işlerime falan bakıyorum. Ondan sonra bir tuvalete gittim, geldim falan oturdum. <laughs> oturdum bilgisayarın başına. Hani biliyorum bilgisayarım orada benim çalınmaz yani. Hani Ondan sonra çelikten Afedersin çalmaya başladı. Bilir misiniz böyle çelikten Afedersini bilenler yazsın aşağı na 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 diye bir girişi var böyle. Herkes birden bir moda girdi. Herkes aynı anda söylemeye başladı. Bakın bunu abartmıyorum. Herkes biliyor. Bir değişik yaşlardan insanlar ya. Böyle aramızda yani yaşça böyle ileri olanlar da var. Hani hani herkes birbirini tam tanımıyor ama. Bir aşinamamız var. Hep gittiğimiz bir kafe gibi bir mekandı. Bir baktım ya herkes biliyor şarkıyı. Hep beraber şarkıyı söylemeye başladık. İnsanlarda nasıl bir Çelik sevgisi varmış arkadaş. Yani ben... Bir de... çeliğin o albümde mesela Hercai'ye çektiği klip var değil mi? Diğer başka bazı şarkılara çektiği klip var ama hani affedersin klibi yok. Yani... Siz nereden biliyorsunuz affedersini? Klibi yok. O dönemlerde de yaşamış o dönemleri yaşamış insanlar bilir öyle MP3 falan yok o dönem. Yani şeyi bırakın YouTube'den dinlemeyi falan. YouTube yok, internet yok doğru düzgün. Hatta internet yok yani. Hani en azından bize yok. Yani biz internet diye bir şeyin varlığından haberdar değiliz bu şarkılar çıktığında. Yıl 1995 falan. Bu işte e, Dilberim'in olduğu neydi? O albümün ismi. Albümün ismini şu an unuttum ama o meşhur albüm işte yani ikinci albümü çeleyin. Ateşteyim kaza, ateşteyim kaza o ilk bölüm ya. <laughs> şey ilk bölüm dedim. ilk ilk, ilk albüm o Çelik'in. Neyse işte ee, ondan sonra ya inanılmazdı ya böyle herkes aynı anda söyledi sonra hepimiz böyle birbirimize bakmaya falan başladık yani ne oluyor diye. <laughs> herkes ezberebiliyor arkadaş. Nasıl bir iş bu ya? Ama şimdi tabii ki şu anki gençler bilmez deyip bir klişeye imza atacağım burada ama o dönem yani 90'ları yaşamışlar. Ya yani çoğumuzun evinde bir çelik kaseti illaki vardır yani. Bir de böyle çekme kaset olayını yapanlar var mı aranızda arkadaşlar? Çekme kaset. Daha güzel günlermiş. Ne olduysa Tarkan Kuzu Kuzu'dan oldu son. Ben sana söyleyeyim mi? Bak Conti kimi suçlayacaksın o konuyla ilgili? Serdar Ortaç'ı. Ben Serdar Ortaç'ı suçluyorum. Serdar Ortaç vallahi bozdu bu ortamı. Serdar Ortaç belli bir Serdar Ortaç bile çok iyiydi 90'larda valla bak. Yaz Yağmuru diye bir şarkısı vardı Kondi. Acayip güzel bir şarkıydı. Hiç böyle Serdar Ortaç'tan beklemeyeceğin kadar iyi bir şarkı. Ama ve lakin e Serdar Ortaç piyasaya uyacağını bütün piyasa Serdar Ortaç uydu bence 2000'lerde. 90'ların sonunun yani gerçekten katili Serdar Ortaç'tır. Yıldız Tilbe'nin bile çok güzel şarkıları vardı bence. Siz Yıldız Tilbe seviyorsanız arkadaşlar özür dilerim sizden ama Yıldız Tilbe'nin ilk albümünü ben beğenirim. Onun dışındaki albümleri tamamen bence trash'tır yani. <laughs> Bilmiyorum. Sizin müzik zevkiniz farklı olabilir. Saygım var ama ben o sonradan o, o manyak Yıldız Tilbe dansları olarak bildiğimiz dansları yaptığı dönemlerinde falan hiçbir şekilde Yıldız Tilbe dinlemedim yani. Direkt kulaklarıma zarar geliyordu benim bilmiyorum. Tabii müzik zevkleri farklıdır arkadaşlar. Sizi zevklerinizden dolayı yargılamıyorum hiçbir şekilde. Haddim de değil. Seviyorsanız da seviyorsunuzdur. Yazabilirsiniz çete hiç problem değil. Ama ben mesela o yani diyorum ya 90'larda zaten 10 numara müzik yapamıyorsan yani gerçekten Serdar Ortaç'ın ilk albümü şeydi yani Karabiber'in bile ilginç bir şarkıydı gerçekten ben o kadar sevmezdim yalan söylemeyeyim ama Yıldız Tilbe gide, git gide, gide arabeske döndü. Aynen, aynen, aynen. Ya Yıldız Tilbe ve Serdar Ortaç beraberliğinde böyle bir yerlere getirdiler. Murat Kekilli bu akşam Ölürüm kasetini almıştım. Kardeşim Kıraç'ın albümünü almıştı. Kıraç biraz daha geç çıktı onlara göre. Kıraç'ı ben çok severdim. Konti. Ben bir garip aşk bestesiyim bilemezsin ne haldeyim. Değil mi? Öyle bir şarkısı vardı değil mi? Hatırlarsınız. Profesör Ajder Reis Çikitamuz 2000 2000'ler ama ya Kapkan o daha sonra daha sonra daha yani onu bir arkadaş diyordu ben sabah alarm olarak kullanıyorum sabahları kalkıyorum diyor Arnavut kaldırımı favorimdi demiş öfke aynen Demet Demet'in e, e, Kayahan şeye gittiğinde neydi e, Kayahan Eurovizyona gitti yani şey şarkısıyla. Aa, hafızam niye benim böyle kötü ya eee nay 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 ama şarkıyı hatırlamıyorum nay 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 şarkı bu da Demet Sağıroğlu orada back vocaldı. bakın açın şeylerini şimdi şarkının adını hatırlayamadım yazın lütfen chat'e benim hafızam kötü ama iyi bir chat'im var ya Çetim on numara hakikaten şey eee gözyaşlarımdasın vallahi hatırlayamadım ha içimde kaldı ya Kayahan Eurovision yazın Allah aşkına. Allah'ını seven defansa gelsin. <laughs> Kayahan Demet Eurovision. Çok da sevdiğim bir şarkı. Nasıl unutuyorum ismini. Gözlerinin hapsindeyim. Tabii ki ya. Gözlerinin hapsindeyim. Demet Sağıroğlu. Back vokaldi orada. Eurovision'a beraber gittiler Kayahan'la. Bu Avrupalıların müzik zevkine tüküreyim ben yani. O şarkının birinci seçilmesi lazımdı bence. muhtebe Arnavut kaldırımları tabii tabii. Bir de ee, <laughs> pilli bebek diyesim geldi ya. Şey. Şey bebek. Bir şey bebek vardı bir de. Demet Demet Sağıroğlu'nun. Demet Akalın diyecektim ya. <laughs> Demet Akalın'la ilgili benim bir e, podcast'im var bu arada. Dinlersiniz onu. Arkadaşlar. Gözlerin hapsindeyim. Aynen Kapkan. Çok güzel şarkıdır o ya. Gerçekten yani Avrupalıların müzik zevkine tüküreyim. O nasıl seçilmedi birinci ya? Muhteşem bir muhteşem bir şarkı. Daha sonra ben açıkçası Every Way That I Can'le Türkiye birincilik kazandı biliyorsunuz. Ve ben o şarkıyı hiç ama hiç sevmedim. Hiç. Rezil Rüzva bir şarkıydı bence. Bilmem siz seviyor olabilirsiniz arkadaşlar ama dın yani yani Kınalı Bebek aynen 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 Kınalı Bebek çok güzel bir şarkıydı. Peki siz şeyi bilir misiniz? Eee Ah, oh, hafızam çok kötü. Benim bu yayını kapatmam lazım galiba ama muhabbet de güzel gidiyor biliyor musunuz yani. Hiç bırakasım yok sizleri dostlar ya. Şu şey Karnaval albümü vardı hani. Şu Malum kişi. Malum kişi diyeceğim. Yok reis değil ya. Reis'ten bahsetmiyorum. Karnaval albümü. Bak Nezih Ünen arkadaşlar bilir misiniz? Çingene yüreğim. Çingene yüreğim Nezih Ünen bilmiyorsanız benim bir Arkadaşlar bakın, benim müzik zevkimi belki seversiniz. Telif yüzünden çalamadığım şarkılar diye bir playlistim var. Oynatma listem var. Gidip dinleyin oradaki şarkıları. Belki seversiniz, belki beğenirsiniz cidden. Yani orada Nezih Üne'nin şarkısı olacak. Muhteşem bir şarkı. Gerçekten 90'ların ruhunu taşıyan bazı şarkılar var orada. Gerçekten hoşuma gidiyor. Ya Demet Akalın'ın bile güzel şarkısı vardı. Vallahi şaka yapmıyorum. Sebebim diye bir şarkı vardı bilir misiniz? Sebebim. O bile çok güzel bir şarkı. Yani Demet Akalın bile kaliteli müzik yapıyordu. Nasıl 90'larmış ya. Yani gerçekten mumla arıyoruz o günleri. <laughs> müzik bağlamında. Gerçekten yani öyle pop yaptılar da dinlemedik mi değil mi? Sonra diyorlar popa niye laf ediyorsunuz? Öyle pop yap yapsanız dinleriz yani. Öldürülen adam da oynuyor. Barmen birisi diyor. şarkıyı dinledim geçen. Klibini izledim. Çok Aynen nezih ünen gerçekten çok kaliteli e, müzikler yapan bir insan arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum ve yani o adamı yedi bu piyasaya lanet olsun. Apollosler Lermi bilir misiniz mavi mavi gözlerin bilmiyorum yok ama e, Nevermind you. link paylaşabilirsin paylaşabilirsiniz ya da link paylaşabilirsiniz ne kolay insan öldürüyorlar yaratık dolu ortalık gerçekten ülkede diyor. Ya gerçekten. E, Burada e, müzikle ilgili mi diyorsun bunu yoksa gerçek anlamda öldürülen adamda oynuyor barben birisi diyor. Vallahi iki anlamda da doğru bu dediğin kon <laughs> Yani temel anlamıyla alırsak dediğini o da doğru. <laughs> müzik anlamında, müzik kariyeri anlamında diyorsan müzik hakkında konuşuyordum çünkü o da doğru. Yani çok kolay öldürülebiliyor insanlar. Grup Vitamin. Arkadaşlar ben bu ülkede iki kişinin kanalı niye büyümüyor anlamıyorum. İki kişi niye tüm Türkiye tarafından tanınmıyor anla anlamıyorum. Bunlardan bir tanesinin ismi Nurşen Fidan. Bundan hep bahsediyorum zaten. Gerçekten çok kaliteli yayınlar yapıyor. Umarım ha, hak ettiği yere gelir YouTube'de. İkinci bir kişi T.C. Ali. Ee, bunu sana söylüyorum özellikle. Grup Vitamin'i seviyorsan Murat Akay. Murat Akay'ın sadece 20 bin, 27 bin abonesi var şu an. Adam 12 senedir tırmalıyor. Grup Vitamin'in bir benzeri. Yani grup vitamin gibi ve gerçekten çok komik şarkıları var. Muhteşem klipleri var. Ben bayılıyorum açıkçası. Ve adamı kimse tanımıyor. Kimsenin ipinde değil biliyor musun? Ya o yani ben gerçekten bedava reklamını yaparım. Hiç bana para vermiş de değil. Tanışıyor da değiliz. Konuşuyor da değiliz kendisiyle. Hiç. Yani. <laughs> Kafa rahat olarak gittim birkaç kere selam verdim chatinde o kadar yani. Adam o kadar para harcıyor kliplerine bir de böyle komik komik işler üretiyor. Onlarca komik şarkısı var. Kedimi Çağlıları duydunuz mu hiç? Mesela Kedimi çağlılar onun şarkısıdır arkadaşlar. Yani bunların e, hepsini adam yapıyor, uğraşıyor, ediyor bilmem ne. İzleyen tıklayan yok yani. Garip bir şey. Bilmiyorum. Bir şekilde bir gün e, Murat Akay'ın gerçekten tanınacağına ben inanıyorum. O gün geldiğinde biz de oradaydık deriz yani. Sertap Erener'in Kumsal'da albümünde Hani Kimi Zaman diye bir şarkısı var. Bence tek şarkısı. Kana benim, benim kanal büyümese de olur öyle dursun diyor. Anlamadım ben bunu. TC Ali tam hangi kanal? Senin kanal mı? An anlamadım. Ben burada şeyden bahsediyorum. Adam benim derlemelerimden hiç söz etmedin. Teessüf ederim diyor. Hangi derleme? Ha sen şarkı sözü yazıyor. Şarkı sözü derlemeler yapıyorsun ya tabii. Yalnız Kartal abimizin derlemeleri var. Lütfen onlara da bakın. Bir hastasıydım diyor. Şey Murat Akay'dan bahsediyorsun galiba. Evet. Murat Akay efsanedir. Ben bedava reklamını yaparım hiç. <laughs> yani umarım adam saçım yok kelim ben çok güzel bir şarkı ya arkadaşlar. Adam berberde. <laughs> adam berberde konserini verdi bunun ya. Gitti çok şarkının sözleri falan da böyle trajik var ya böyle saçım yok kelim ben hayat oldu neydi unuttum sözlerini valla şu an bakmam lazım ama <laughs> gerçekten güzeldi yani <laughs> gargamele gakka der bunu kusura bakmayın yazasım geldi falan diyor konti <laughs> Dok Erol Köse Doktor Erol Bey favori şarkım diyor. Aa o da çok komikti ya. Nevermind diyordu paylaştığı linkler var bu arada bakabilirsiniz arkadaşlar linklere ben de bir göz atayım. Linklerden evet bilgisayarım çok. Eho Enan Mistikon diyor. Ben buna yayından sonra bakacağım. Linki açtım. Unutmayayım kaybetmeyeyim diye linkleri şimdiden açıyorum. Ondan sonra bir link daha paylaştı yukarıda. O nedir bilmiyorum. Arkadaşlar lütfen dinleyin demiş. Bakalım. Ha, ikisi de aynı link. Eho Enan Mysticon. Tamam ben buna bakacağım. Telif yüzünden çalamadığım şarkıları ekleyebilirim. Bilmiyorum şeyden sonra. Ben sizin babanızım diye bir şarkı... Evet bir de o vardı değil mi? <laughs> 90'larda evet hayat çok farklıydı. Evet. Şu anki gençler bilmez diyeceğim yine klasik olacak ama galiba yaşlanıyoruz arkadaşlar itiraf etmek gerekiyor yaşlar ilerliyor yapacak bir şey yok hayatın döngüsü bu yaşlanacağız bir noktada bir şeyler bitecek geride bırakacağız arkadaşlar muhabbetin sonu yok ben bana kalsa sabaha kadar konuşurum ama ufaktan sizleri artık terk etmek lazım ...çıkacağım dışarı birazdan biraz yürüyeceğim... ...iki gündür dışarı çıkmıyorum arkadaşlar... ...bu arada e, gençlere bir tavsiyem daha var... ...dinleyenler olursa... ...Nurullah Yaşar Çubukovası hatırlattı... ...Oya Bora Biz Dünyayı Çok Sevdik... ...muhteşem bir şarkıydı... E, ...Zeynep Dipart diye bir... E, ...youtuber var... ...Kazara e, Podcast'lerle ilgili bir videosu yapmış... ...ona denk geldim ondan sonra çok sevdim videolarını... ...yorumlar falan yazdım o hiç gelmiyor buraya... ...ama ben gidiyorum ona olsun problem değil... Yani <laughs> mevzu prim değil yani önemli ya içeriğini sevdim açıkçası Mısır'a gitmiş oradan yayınlar falan yapıyor ona tavsiye etmiştim Oya, Bora, Oya Bora'dan biz dünyayı çok sevdik falan bana şey dedi valla ben bilmiyorum dedi Birden bire şeyi fark etmeye başladım 90 sonrası doğan insanlar bilmiyor bu şarkıların çoğunu öfke ondan dolayı eğer ilk defa duyduysan şu an dostum 91 doğumluyum demişsin e, tavsiye ederim Oya Bora biz dünyayı çok sevdik gerçekten çok güzel bir şarkı. Onun dışında da Oya Boran'ın gerçekten güzel şarkıları var. Serta Erener'in bir şarkısı vardı klibi hayal meyal aklımda kalmış yırtık pırtık bluzun. Serta Erener'in kıpkızıl saçları vardı böyle kıvırcık, değil mi? Yani ben daha böyle ufaktım daha o zamandan böyle çok şeydim yani ne ne güzel diyordum kadın ya o zamanlar <laughs> o zamanki o zamanki. İşte ruh halimiz, şeyimiz çok değişikti yani. İşte. Ama tabii Sertab Erener'in sesinin ne kadar güzel olduğunu anlamamız biraz zaman aldı yani. Ki o zaman da çok güzeldi. Ünlü Pentagram dinlerdim bir ara lisedeyken. Ya, Geçmişin Yükü diye bir şarkı var Kapkan. Pentagram'dan kesin biliyorsundur. Yani gerçekten çok güzel. Ben zaten metalciyim bilirsin kapkan yani. <laughs> Süleyman abi iyi geceler herkese demiş. Sana da iyi geceler. Ben de yayını kapatıyorum ufaktan zaten. Yorumlarınız çok güzel. Gerçekten yayın uzatıyor sizin yorumlarınız. Arkadaşlar hiçbir hazırlık yapmadan, hiçbir kafamda plan olmadan öyle rastgele konuşa konuşa neredeyse 2 saat 17 dakikayı geçirdik. Ve bunda sizin katkınız çok oldu. ...chat'te katılan arkadaşların. Çok teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi tıbbi konularda konuştuğum konular... ...sizin araştırmaya bir yerden başlamanız için... ...size fikir vermek içindir. Bunlar herhangi bir tıbbi tavsiye değildir. Yatırım tavsiyesi hiç değildir. <laughs> Sesiyle bardak kıran kadın ama... ...diyor ya... ...yani Serta Perener'in sesi gibisi var mı? ya? Yani var aslında. Çok güzel sesler var ama Serta Perener bir başkadır. Bu bir gerçek. Çok teşekkür ederiz. Harika bir yayın oldu demiş. Esenelerin küçük kızı Esen. Her zaman beklerim. Sizi de, Conti'yi de, Emel Bodur'u da, Süleyman abi'yi de, Öfke'yi de, Nurullah Yaşar Çubukovası'nı da ve diğer arkadaşları da şu an herkes hatırlayamıyorum. Nurşen Hanım tabii ki. Şöyle yukarı doğru bakıyorum. TC Ali, Emel hanım tabii ki Emel Bodur başından beri beraber bizimle Süleyman abi demiştik Nurhane TV ve hiç yorum yazmadan tabii ki Dilara Ata e, Ilata değil mi? Dilara. Dilara bizim zaten tanıştığımız bir insan öncesinden. Se teşekkür ederiz nefesine sağlık demiş Nurşen Hanım. Ben de çok teşekkür ederim. Seni bıraksak sabaha kadar konuşursun bu zehirlenme sen de çene isaline de neden olmuş. Ben de çene isali DEHB'den yani doğuştan kapkan. <laughs> Öyle değil yani. Öfkecim öfke ben de teşekkür ederim öfkecim böyle omuz e, e, kolumu omzuna attım öfkenin öyle öfkecim ben de teşekkür ederim kanki biz de teşekkür ederiz nefesine sağlık demiş Levent Yüksel vardır. Levent Yüksel'in ilk albümü Best Of'udur bence. Evet. Mok altında kalırım laf altında kalamam demiş yalnız Kartal. Yalnız Kartal abime laf edecek adam da anasından doğmadı zaten o yüzden hiç yalnız Kartal abi laf altında kalmana gerek yok çünkü laf atmaz kimse sana zaten. Başımızın üstünde yarım var. Her zaman bekleriz. Yalnız Kartal abi. Kendinize çok çok iyi bakın. Ufaktan yayını artık kapatıyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum hepinize. Seda Sayan'ın dediği gibi. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin anacığım. Muhabbet mikrofonundan baş baş.